Bir saat içinde ya da işte 10 dakika içinde Kocaeli'nin ya da Edirne'nin ya da Ordu'nun bütün ekonomisini burada konuşmamız ya da sıkıntılarını dile getirmemiz çok mümkün değil. Ama dedik ki biz yönetimde konuşurken hep dile getiriliyor. Ekonominin %50'si moralle ilgili, psikolojiyle ilgili derler. Biz diğer %50'ye çok müdahil olamıyoruz ama geri kalan o %50'yi acaba bir şey yapabilir miyiz? Yani moralleri düzeltebilir miyiz? Ya da moral, ya olumlu olumsuz her şeyi paylaşabilir miyiz? Sıkıntıları da paylaşmak önemli biliyorsunuz. Bu dönemde sıkıntıları paylaşma dönemi. İyi günde kötü günde hep deriz ya öyle. Bir dönem acaba birbirimizi görsek, morallerimizi düzelsek, epeydir göremediğimiz insanlarla bir araya gelsek iyi olur mu diye düşündük. İyi olur yankısı aldık ve onun üzerine biz bu çalışmayı başlattık. Bütün başkanlarıma katıldıkları için, bütün temsilci arkadaşlarımıza bu organizasyonu yaptıkları için tek tek teşekkür ediyorum. Ben biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye'den değişik yerlerinden oda başkanları var. Bu her cumartesi, en azından birkaç cumartesi bu süreci devam ettireceğiz. Sevgili Odalar Birliği Başkanımız da bugün mesaj atmış, paylaşmış. Sanıyorum son toplantımızı da hep birlikte onunla yaparız inşallah, eğer uygun olursa. Ve bir Türkiye ekonomisi turu atmış oluruz. Nerede ne oluyor, hangi sıkıntılar var, sıkıntıları paylaşan oda başkanlarımızın sıkıntılarını dinleriz. Derman olmaya gücümüz yetmese bile en azından o sıkıntıyı paylaşmış oluruz diye düşündük. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Ve sözü sevgili Mehmet Ulutürkan'a devrediyorum, bırakıyorum. Moderasyonu yapmak üzere. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Biz de öncelikle Ekonomi Gazeteciler Derneği yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Anadolu'nun sesini duyurabilecek en güzel platformlardan biri bu oldu. Daha doğrusu bu olacak. Önümüzdeki haftalarda da Türkiye'nin farklı bölgelerinden meslek odası başkanlarımızı, iş dünyası, sivil toplum kuruluşu yöneticilerimizi ağırlayarak dolayısıyla Türkiye'nin her noktasının ekonomi nabzını ekonomi gazetecileriyle buluşturacağız. Biliyorsunuz Ekonomi Gazetecileri Derneği Türkiye'nin ekonomi yazar ve çizerlerinin üyesi olduğu, yaklaşık 800 üyenin aktif olarak görev yaptığı, Türkiye'nin bu alandaki en büyük çatı kuruluşu diyebiliriz, sivil toplum kuruluşu diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki gazeteci arkadaşlarımızın birçoğu etkin, yetkin, medya kuruluşlarında görev aldıkları gibi aynı zamanda yerel gazetelerde de görev alıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin tamamının nabzını tutmuş olacak, ekonomisinin nabzını tutmuş olacak bu program diye düşünüyorum. Ekonomi Gazeteciler Derneği olarak merkezimiz her ne kadar İstanbul'da olsa da son yıllarda hem yönetim kurulumuzun bize verdiği görevle oldukça yaygınlaştık. Şu anda Ankara, İzmir, Adana, Ordu, Gaziantep gibi 15 üreten şehirde varız. Daha da aktif hale gelmek için buradaki temsilci sayılarımızı da artıracağız. İlk olarak başlayalım isterseniz, oda başkanlarımızla başlıyoruz. Aslında şöyle bir baktım, Türkiye ekonomisinin bel kemiği odalar var. Mesela Kocaeli Sanayi Odası biliyorsunuz İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ekonomisinin, ihracatının en önemli aktörü. Kocaeli Sanayi Odası Başkanımız buradaysa, ilk sözü ona vermek istiyorum ve Kocaeli ekonomisinin son dönemde neler yaşadığını bize aktarmasını istiyorum eğer kendisi de uygunsa. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sözlerime başlamadan önce dernek başkanımız Celal Bey'e ve yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Başkanlarıma da ayrı ayrı iyi günler diliyorum. Gaziantep başkanımıza da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimle başlıyorum. Bu toplantıların umarım faydaları da hem bizim camiamıza, hem ülkemize, hem
basın mensuplarına da faydalı olur ümidindeyim. Kısaca Kocaeli'nden bahsetmek istiyorum. Çok da vakit almak istemiyorum. Şekten nasıl yapacağız bilmiyorum. Soru cevap olacak ama ben Kocaeli'nden başlamak gerekirse öncelikle bizim bir verileri her zaman misafirlerimize yaptığımız verileri paylaşayım ezberden. Bizim ilimiz Türkiye'nin yüz ölçüm açısından 8. küçük ili. 2 milyona yakın bir nüfusumuz var. Muhtemelen o civardadır. Ama Türkiye'nin imalat sanayinin %13'ünü üreten bir il. Vergi gelirlerinin %12'sini toplayan bir. Yani aşağıdan 76 tane ilin topladığı vergi kadar 71 milyar civarında bir vergi topluyoruz. Bundan evvelki yıllarda İstanbul'dan sonra ikinciydik ancak son iki yıldır İzmir aramıza girdi İstanbul'la. Onları da kutluyorum. Şimdi Mehmet Bey, benim ilimizle ilgili aslında pandemi döneminde yaşadıklarımız var, şu anda yaşananlar var. Genel olarak, makro olarak yaşadığımız sorunlar var ki burada eminim diğer oda başkanlarım da değinecek. Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Mesela ben burada size bizim ihracat rakamlarımı verirsem 2019 yılında Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracatın toplamı neredeyse 29 milyar. Bu rakam gümrüklerde veyahut gümrüklerde demeyeyim de Ticaret Bakanlığı'nda ve TİM'de maalesef 14-15 milyar dolar civarında açıklanıyor. Size çarpıcı da bir örnek vereyim. Ford malumunuz Türkiye'nin bir numaralı ihracatçısı. Onun ihracatı Kocaeli'ne yazmıyor ama onun yerine İstanbul'a yazıyor. Dolayısıyla bu verilerin böyle tutulması aslında belki zamanında mecburiyetten kaynaklanıyordu. Malumunuz bu firmalarımızın merkezleri İstanbul'da olduğu için oraya yazıyordu. Ama vergi gelirleri de aynı durumda. Fakat artık bugünkü teknolojide bunların ayrılması çok kolay diye düşünüyorum ve ayrılmasında fayda var diye düşünüyorum. Çünkü o veriler ne kadar sıhhatli olursa hükümetin, devletin il bazında yaptığı teşvikler de o derece nokta atışı olur. Ben çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Bizim ilimizde gelir ve kurumlar vergisi ödeyen, merkezi bizde olan 2000 tane sanayi şirketinin iki misli vergiyi 730 tane firmamız il dışında merkezleri var. Ve onlar bizim Kocaeli'nde ödediğimizin iki mislini ödüyorlar başka şehirlerde. Sayın Başkan, bu şirketler Kocaeli'de üretiyor. Evet, işte Ford ama merkezleri gibi İstanbul'da. Evet, Mehmet Bey. Yani üretim Kocaeli'de, şirketin evet. Merkezi İstanbul'da. Evet, evet. Tamam, bu da size menfi olarak yansıyor. Gerek evet. Teşviklerde, gerek vergisel anlamda, gerek evet. Ekonomi... Mehmet Bey, şurada olumsuz yansıyor bize. Ciddi bir altyapı eksiği oluşuyor. Çünkü faaliyet çok fazla. Ancak büyükşehir belediyelerinin yaptığı hizmetler sınırlı ve gelire bağlı. İstanbul'da verilen kurumlar vergisi, gelir vergisinin Kocaeli'ne faydası yok doğal olarak. %5 civarında biliyorsunuz büyükşehir payları var. Bu aslında temel bir sorun. Muhtemelen diğer başkanlarım da söyleyecektir. Bir de Kocaeli'nde diğer şehirlerden, bütün şehirlerden Kocaeli'yi farklılaştıran bir nokta daha var. Onu da söyleyeyim. Bizim 2700 civarında bir üyemiz var. Biz ufak sanayi kuruluşlarını kayıt yapmayız. 2700 üyenin 315 tanesi yabancı sermayeydi. Bu Türkiye'nin hiç başka bir ilinde olmaz. Bunun da nedeni bizim malumunuz bir körfezimiz var. Bu körfezde 35 tane deniz tesisi var. Burada geçen yıl 72 milyon ton mal elde ettik. Bu da bizi Türkiye'de bir, Avrupa'da da 7. liman yapıyor. Yani ilimiz hem liman şehri hem sanayi üretim şehri. Böyle bir ilde yaşıyoruz. Biz kısaca bu tanıtımdan sonra ben pandemi dönemine girmek istiyorum. Malumunuz Mart ayının ortasında başlayan sıkıntı üretim açısından Nisan ayında zirve yaptı. Sonra Mayıs'ta gene kötü olmasına rağmen kötü rakamlar azalarak devam etti. Malum geldiğimiz noktaya da gelinmiş oldu. O dönemde
En büyük sıkıntılar biliyorsunuz Kocaeli ile İzmit bitişik şehirler. Bizim birçok insanımız İstanbul'da çalışabiliyor. Birçok İstanbullu da Kocaeli'nde çalışıyor. Onların pandemi döneminde şehre gelmesi gitmesiyle ilgili bir takım sıkıntılar yaşadık. Ancak o dönemde Sağlık Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı birleşerek bir deneme çalışmaları yaptılar. Test denemeleri. Kocaeli ili de pilot bölge seçildiği için biz o denemelerde aramalar yaparak çalışanlarımızın durumu konusunda bir bilgi edinmiştik. O dönemde sizinle paylaşmamda bir vehis yok. Takribi 5/6 oranında, yani 56 ile 60 kişi arasında 1000 kişi test edilen semptomsuz 1000 kişiyle bir pozitif oranı vardı. Şu anda bu rakamlar malumunuz hepiniz biliyorsunuzdur %10 civarı. Yani o kötü döneme rağmen şu andaki rakamlar çok daha fazla. Fakat şunu da size memnuniyetle söylemek isterim. Son dönemde test yapılan firmaların birçoğunda PCR değerleriyle antikor değerleri arasında ciddi farklar oluşmaya başladı. Bu da insanlarımızın hastalığı atlatıp antikor ürettiklerini şahit olmuş oluyoruz. Benim Kocaeli ile ilgili tabii bir Mehmet Bey direkt bir sorunuz varsa daha net de cevap verebilirim ama Türkiye için şöyle pandemi sürecini almış anlayamadım. Buyurun. Pandemi sürecinde yaşadıklarınızla ilgili olanı aldım. Aslında sizin başka görevleriniz de var. Evet. İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanlığı'nı da yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Şu dönemde Avrupa Birliği gündemde, Gümrük Birliği gündemde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem bir önemli bir vakfın başkanı olarak hem de çok önemli bir sanayi şehrinin oda başkanı olarak. Nasıl değerlendiriyorsunuz son gelişmeleri? Şimdi öncelikle unuttuğum pandemi noktasını sizle paylaşayım. O dönemlerde, geçişlerde, izinlerde çok sıkıntılar yaşadık. Ancak o dönemin farklılığı şuydu. Üretimlerimiz, kapasitelerimiz malum %50'lere veya daha da altına düşmüştü. Dolayısıyla üretim hattından bir arkadaşımızın ayrılması, hastalanması, karantinada kalması bizi çok etkilemiyordu. Ancak bu geldiğimiz dönemde çok farklı. Düşünün ki Ekim ayında Kocaeli'de, Türkiye'de tarihinin en yüksek ihracatını yaptı. Yani bu bence çok çarpıcı bir nokta. Ben geçen evvelsi gün, Perşembe günü Ankara'da Avrupa Birliği Büyükelçisi'yle bir görüşme yaptım. Onlar da o rakamı hayretle takip ettiklerini söylediler. Yani bu Türkiye için belki Çin'den sonra dünyadan ayrıştığımız bir noktada olabilir. İKV'ye geldiğim zaman ben bu sene 5. senemi tamamladım İKV Başkanlığı'nda. İktisadi Kalkınma Vakfı 1965 yılında hemen, yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday olduğu Ankara Anlaşması'nın 2 sene sonrasında kurulan bir vakıf. Burada bizim şu anda mütevelli heyetimizde Odalar Birliği başta olmak üzere TİM, TÜSİAD gibi kuruluşların dışında, odaların dışında bir de özel şirketler de var. Tamamen kamu yararına çalışan bir vakıf. Hedefimiz de burada Türkiye'nin tezlerini Avrupa Birliği'nde anlatabilmek. Bu konuda da çok çabalar sarf ediyoruz. Ben şimdi 10-11 Aralık zirvesi sonrasında aslında hepimizde bir yaptırım endişesi vardı. Fakat zaman içerisinde biz öğrendik. Almanya'nın baskısıyla diyebilirim. İtalya ve İspanya'nın da burada katabiliriz. Almanların, Yunanlıların ve Fransızların baskısına boyun eğmeden Türkiye'nin bir yaptırıma, şiddetli bir yaptırıma maruz kalmamamız noktasında görüştüğümüzde. Bu da bizim için çok değerli. Ancak bizim bir an önce Sayın Cumhurbaşkanımız bundan 1,5-2 ay evvel artık Türkiye'nin yönü Avrupa'dır. Demokratikleşme ve insan hakları konusunda reformlar yapacağız demişti. Ona istinaden de Odalar Birliği Başkanımızın başkanlığında bizim yönetim geçen ay Kasım ayının sonunda 29 yanılmıyorsam 6 tane bakanımız Lütfü Elvan başkanlığında ve Adalet Bakanımızın da başkanlığında
bir de Merkez Bankası Başkanı'yla bir araya geldik. Ben orada dile getirdiğim konuyu burada fırsatlar varken sizlerle de paylaşmak istiyorum. Malumunuz bir pozitif ajanda yaratması lazım Türkiye'nin. Bunun için de fırsatın vize serbestisi için biliyorsunuz 72 kriterden 66'sını Türkiye tamamlayabildi. Ancak kalan 6 tane kriter vardı. Bu kriterlerin de tamamlanması için aslında bir fırsat olduğunu ben o toplantıda dile getirdim. Çünkü 2,5-3 yıldır zaten Türkiye bu prosesi tamamladı. Bunu tamamlayabilir dedik. Böyle bir pozitif adımın aslında sosyolojik olarak bir faydası olacağını ama esas faydasının daha sonra ikinci adım olarak gümrük birliğinin güncellenmesi ve onun Türkiye'ye yapacağı etkiler olarak bakmamız gerektiğini söyledim. Umarım sizlerin de gayretiyle Türkiye Ocak ayında bu 6 kriteri tamamlar. 6 kritere de nedir diye sorarsanız hemen kısaca aklımdan, ezberimden söyleyebildiğim kadar söyleyeyim. Bir tanesi terörizmin tarifi, diğeri geri kabul anlaşması, bir tanesi Europol ve Türk polisinin işbirliği, bir tanesi hukuk sistemimizdeki uyum çalışmaları, bir diğeri de yolsuzlukla mücadele. Dolayısıyla bunlar zaten Türk halkı için de hükümetimizin yapması gerektiğine ben inanıyorum. Dolayısıyla biz bu adımı atarsak 24 senedir, 25 senedir eskiyen gümrük birliğimizin de yenilenme fırsatı olacağına inanıyorum. Yani biz vize serbestliği konusunda bu 6 adımı atarsak Avrupa Birliği de bizim gümrük birliği çalışmalarımıza yeşil ışık yakacaktır diye düşünüyoruz. Orada da amacımız şu, değerli dinleyiciler, öyle söyleyeyim. Türkiye'nin artık bu gümrük birliğinde çok ciddi sıkıntıları var. Bunların başında Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmaları. Yani 96 yılında, 97 yılında böyle bir risk yoktu. Zaten o tarihteki gümrük birliğinin amacı da 2004-2005 yılında Türkiye'nin tam üye olmasıydı. Yani ona göre planlanmıştı. Bu süreler çok uzadı. Şimdi son olarak Avrupa Birliği'nin Vietnam'da yaptığı serbest ticaret anlaşmasını ben şahsen çok riskli ve tehlikeli buluyorum. Çünkü tamamen bizim ürettiğimiz ürünlere yakın ürünler üretiyorlar. Tabii ki oradaki sermaye çok bizden müsait ve ciddi bir Çin sermayesi var Vietnam'da. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuz zaman direkt bizim gümrük birliğiyle rekabet edebilecek bir alternatif ülke çıkmış oluyor karşımıza. Bu artık sürdürülebilir değil. Onun için gümrük birliğini güncelleyerek bundan sonraki serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye'nin de masada olmasını sağlayarak ve daha da önemlisi tarım, hizmetler ve kamu alımlarında Türkiye'nin gümrük birliğine dahil edilerek önümüzdeki dönemde Türkiye'ye bu alanlarda ciddi yabancı sermaye getirme şansımız olduğuna inanıyorum. Bunun örneğini de 96 yılında zaten yaşadık. Şu anda Türkiye'deki otomotiv endüstrisi geldiği teknoloji, yaptığı işler açısından baktığımızda bütün dünyaya mal satabilir hale geldi. Bu sıçramayı aynı şekilde tarımda da yapabileceğimizi, hizmetler sektöründe zaten potansiyelimiz fazlasıyla var. Yapabileceğimizi düşünüyorum. Konuşmama son vermeden önce de şunu hatırlatmak istiyorum. Hatırlayın, biz Gümrük Birliği öncesi hatta 2002'ye kadar Türkiye'nin yabancı sermaye çekiş rakamı yıllık bazda bütün dünyadan 700-800 milyon dolar civarındaydı yıllık bazda. Biz ne zaman Avrupa Birliği ile tam üyelik görüşmelerine başladık? Bu rakam 22 milyara kadar çıktı yıllık bazda. Benzer bir gelişmenin gümrük birliğinin güncellenmesiyle de olabileceğine ben şahsen inanıyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Varsa sorular tabii ki cevaplamak isterim. Çok teşekkür ederim başkanım. Umarım vaktiniz vardır. Siz de programın içerisinde kalır dinlersiniz. Daha sonra diğer oda başkanlarımızdan sonra bir zaman kalırsa da tekrar sizinle görüşmek isterim. Bir başka üreten şehre geçmek istiyorum. Kocaeli'den Gaziantep'e. Gaziantep'te biliyorsunuz Türkiye'nin en üretken şehirlerden bir tanesi. Yaklaşık
8 milyar dolarlık bir ihracat var. Eğer Gaziantep Başkanımız Adnan Ünverdi, Sanayi Odası Başkanımız hattaysa onunla devam etmek isterim. Adnan Başkanım. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Öncelikle geçmiş olsun. Bir kez daha başınız sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'i her yönüyle çok seviyoruz. Sadece üretimiyle değil, baklavası, yemekleri, gastronomisiyle de çok seviyoruz. Temsilcimiz Cengiz Halil Çiçek'le de çok seviyoruz. Aklımıza gelen Gaziantep denince aklımıza gelenlerden birkaç tanesi böyle. Baştan Gaziantep'te durum ne? Aslında şöyle bakılıyor. Türkiye ekonomisinde ne zaman bir sorun olduğunda, ne zaman böyle moraller aşağı indiğinde bürokrasinin, siyasetçinin, gazetecinin gözü Gaziantep'e çevriliyor. Eskiden beri bu böyle. Hala öyle mi? Siz ne durumdasınız? Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğinizden dolayı da. Size ve tüm hazuruna ve bizi dinleyenlere de Gaziantep'ten saygıyla selamlıyorum. Öncelikle konuşmama başlamazdan önce de bugün bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, hastalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah Allah beterine saklasın diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Evet, Gaziantep hakikaten üreten bir şehir, dinamik bir şehir. Türkiye'ye devamlı suretle umut vermiş olan bir şehir. Bildiğiniz üzere tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan şehrimiz, Türkiye'nin de Orta Doğu'ya açılan kapısı pozisyonunda. Her ne kadar bunlar bize negatif gibi gözükse de aslında Gaziantep'in pozitif yanları, artıları konumunda. Çünkü Gaziantep'i merkez tuttuğunuzda 5 saatlik uçuş mesafesinde 2 milyar gibi bir insan nüfusuna ulaşabiliyorsunuz. Bu da Gaziantep'in artısı olmuş oluyor. Gaziantep'in birazcık enlerine bakacak olursak, biliyorsunuz Gaziantep parça halı üretiminde dünyanın üçüncüsü. Makarna üretiminde Avrupa'nın ikincisi. Namlubun dokunmamış kumaş konusunda Türkiye'nin birincisi konumundayız. Ve bunun gibi birçok üretim dalında Gaziantep Türkiye'nin öne çıkan şehri. 155 çeşit ürün gamında üretim yapıyoruz. Ve bu da özel sektörün gücünü ortaya koyuyor. Çünkü ürün yelpazesi çok geniş olan bir şehir. İşte bu özel sektörün gücünden dolayı da İstanbul Sanayi Odamızın her yıl yapmış olduğu 1. 2. 500 açıklamasında 61 şirketimiz ilk 1000 içerisinde yer almıştır. Yine Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıklamış olduğu ilk 1000 ihracatçı içerisinde Gaziantep'ten 70 firma yer alıyor. Dediğim gibi ürün çeşitliliğinden dolayı özel sektörün gücünü yansıtan rakamlar bunlar. Gaziantep'te bir vakıf şirketi yok. Gaziantep'te İşte bir otomotiv yok. Ama Gaziantep o daha öncelikle başlarken küçük küçük başlayan ama daha sonra kendini büyüten şirketlerle beraber dünyanın en rekabetçi 7. şehri olmuştur. Yine Gaziantep'in ihracatına baktığınız zaman Türkiye'nin ilk ihracat yapan 10 ili arasında ihracat kaybına uğramamış tek il Gaziantep'tir. Dün itibariyle dün 18 Aralık itibariyle Gaziantep bir önceki yılın ihracat rakamının üstüne çıkmıştır. Bildiğiniz üzere geçen yıl 7,5 milyar ihracat yapan Gaziantep dün 18 Aralık itibariyle 7,5 milyarın üzerine çıktık. İnşallah bu sene farklı bir rakamla rekor kırarak yılımızı kapatmaya inşallah. Allah bize nasip edecek. Plastik ham madde başkanım Başkanım, hemen hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu çok güzel bir haber. Yani pandemiye rağmen ihracat rakamlarınızda düşüş değil, tam tersine bir artışın olması inanılmaz. Evet. Fakat ihracat yaptığınız ürünlere baktığımızda, Gaziantep'in ürünlerine baktığımızda aslında teknoloji yoğun üretim yok. Bu sizi rahatsız ediyor mu? Bu olduğunuz ya da ilk ellerde olduğunuz konulara baktığımızda
işte halı üretimi gibi, gıda üretimi gibi ürünler var. Teknoloji yoğun üretimle ilgili herhangi bir çabası var mı Gaziantep'in? Yani ihraç ettiği ürünlerin teknolojisi yükseltecek, savunma sanayi gibi, ilaç endüstrisi gibi. Yani açıkçası Gaziantep'ten bekliyoruz böyle bir hamle. Kesinlikle bir savunma sanayisinin gelişmesini de biz de çok istiyoruz. Yani savunma sanayisi derken ben yalnızca orada toptan, tüpekten, helikopterin illaki burada üretilmesinden bahsetmiyorum. O teknolojiyi alarak katma değerli üretimlerden bahsetmeye çalışıyorum. Yani bunun başlık kısmı savunma sanayisi olabilir ama ben savunma sanayisine hakikaten verebileceğim çok ürünler var. Yani bu bir askerin giyiminden tutun, üstündeki gıdasına kadar, takviyeli gıda üretimine kadar olan tüm birimlerde Gaziantep'in gücünü burada hissettirebiliriz. Bu anlamda da Türkiye'de kurulan 7 model fabrikadan birisi Gaziantep'te şu anda biz Sanayi Bakanlığımız ve Gaziantep Sanayi Odası işbirliği içerisinde UNDP ile beraber fiziken kurulumunu tamamladık. Burada amacımız şu anki üretimlerin verimliliğini artırmak suretiyle karlılığımızı artırmaya çalışıyoruz. Daha katma değerli ürünleri üretmeye çalışacağız. Bunların yolunu hep beraber bulacağız. Dijitalleşmeyi ön plana çıkaracağız. Evet, Gaziantep'e yerine kadar çok fazla ihracatını geliştirmiş olsa dahi sizin dediğinize katılıyorum. Daha verimli, daha katma değerli ürünleri üreterek pazarlamasında inanıyorum ki Gaziantep daha farklı yerlere taşıyacaktır. Evet, ben şu anda 191 ülkeye ihracat gerçekleştiriyorum. 191 ülkeye. Niçin daha fazla katma değerli ürünleri üretip göndermiyorum? Bu konuda sanayi odası olarak dediğim gibi hem model fabrikalarımızda veyahut da işte şu anda ısır işlem merkezi kurmak üzere yine bir girişimimiz var Gaziantep'te. Makine metal sektörünün gelişmesi için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Makine metal sektörü geliştiği takdirde illaki savunma sanayisine mutlaka çalışsın ama benim zaten şu anda üretim yapan makinelerin parçasını üretecek olan da makine metal sektörünün gelişmesi gerekiyor. Bu anlamda da kümelenmeye önem verdik. Üniversitelerimizle beraber kümelenme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Gaziantep Üniversitesi özellikle ilk kurulan biliyorsunuz Gaziantep'te 4 tane üniversite yer alıyor. Gaziantep Üniversitesi'mizle beraber sanayi odası olarak üniversite bünyesilere onlarla kendi sanayicilerimizi işbirliği içerisine geçirip ticaret ilişkileri projesi dahilinde daha farklı ülkelere mal satmaya çalışıyoruz. Hisse projesini gerçekleştiriyoruz şu anda Antep Üniversitemizle beraber. Bu hisse projemizde yazılım firmalarla bir kümeleşme sağlayarak onların daha da gelişmesini, yazılım konusunda Gaziantep'in ön plana çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yine bu sanayimizin nitelikli eleman edinebilmesi konusunda sanayi odası olarak mesleki eğitim merkezimizde iş gücümüzü eğiterek ve belgelendirerek sanayicilerimizin ihtiyaçları, bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz Murat Bey. Sayın Ömer, ben merak ettiğim bir konu var. Gaziantep'in ihracatının önemli bölümü Irak'a yapılıyor. Belki birinci sırada çok önemli. Önemli bölümünde Avrupa'ya yapıyorsunuz ihracatını. Şu anda özellikle Kuzey Irak ekonomisi de ciddi sıkıntı. Buradaki sıkıntı size yansımında mı? Son dönemdeki sıkıntı size yansımış durumda mı? Çünkü başta olmak üzere Kuzey Irak'ın ekonomisinin neredeyse %70'ini, %80'ini Gaziantep, oraya en yakın sanayi şehri Gaziantep'te yaptığını biliyoruz. Oradaki bir ekonomik kriz yaşanıyor. Şu anda o sizin rakamlarınıza yansıdı mı? Tabii ki. Yani Kuzey Irak'a daha önce yapmış olduğumuz ihracat rakamlarında düşme var. Ama her musibette de bir fayda çıkarıyoruz. Kuzey Irak'taki düşen bu ihracat rakamlarımızı daha farklı bölgelerde artırmak suretiyle yeni pazar arayışı içerisinde oradaki kaybımızı farklı bölgelerde bulmak üzere zaten çabalarımızı sarf ediyoruz. Şu anda da hedefimizde Afrika ülkeleri var. Evet, son dönemde Amerika
özellikle Avrupa'da da ihracat artışlarımız had safhaya ulaşmış durumda. Yine pandemi dönemi içerisinde bizim daha önce bunu söylememde fayda var. Halı sektöründe vadelerimiz çok uzundu. Yani 18 ay, 24 ay gibi vadelerde satarken pandemiyle beraber özellikle de Amerika ve Avrupa'daki halıya olan taleplerinden dolayı şu anda evet fabrikalarımız çalışıyor. Bir yandan da bu vadeler olduğu gibi veriye geldi. Bu da bu nusibetin bir faydası oldu bize açıkçası. Ayakkabı sektörümüzde aynı keza ayakkabı sektöründe de vadeler çok uzunken şu anda vadeler veriye gelmiş oldu. İlk sorduğunuz soruya cevaben de Kuzey Irak'ta düşen bu rakamlarımızı farklı bölgelere ihracatımızı yapmak suretiyle kapattık. Ama şu var, Irak pazarı bizim için vazgeçilmezdir. Önümüzdeki dönem içerisinde eminim ki o kayıpları kapatacaktır. Suudi Arabistan'da kaybımız oldu. Son girişimler yine Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle beraber eminim oradaki kayıplarımızı da telafi edeceğiz diye düşünüyorum Mehmet Bey. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep'e böyle uzaktan değil fiziki olarak da arkadaşlarımızın gelmek isteyeceğini biliyorum. Üreten bir şehirde olmak isteyeceğini biliyorum. Şeref verirsiniz. Kesme haftaki programlarında da sizi Konya İsel'de ziyaretçi olarak Türkiye programında görmek istediğim vadedeyim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ama hafta çok kalın lütfen. Çünkü tabii soruları olan arkadaşlarımız olabilir. O soruları da size de yöneltiriz diye tahmin ediyorum. Şimdi Gaziantep'ten en batıya, yani Güneydoğu'dan en batıya Edirne'ye geçmek istiyorum. Edirne Başkanımız hatta Recep Bey, Recep Zıpkın Kurt. Çok merak ettiğimiz konu var orada da. Bulgaristan neredeyse bizim de komşuluğun ötesine geçti ve Edirne ekonomisi Bulgaristan'dan çok yararlanıyor pandemi sürecine. Ciddi haberler yapılıyor bu konuyla ilgili. Hatta Türkiye'deki market zincirlerinin Edirne şubeleri rekorlar kırıyor. Öyle mi değil mi? Ne yaşanıyor Edirne'ye? Ta en batımıza Balkanlara geçelim diyorum. Recep Başkanım hatta mısınız? Hattayım tabii. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ekonomi Danışmanlığı Derneği'ne programı organize ettiği için de çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara da iyi seyirler diliyorum. Tabii başta Adnan Başkan'ın şahsında tüm Gaziantep'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Edirne'den. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii başkanlarım üreten, ihracat yapan şehirlerimiz ama biz de ülkemize turistle katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ve şehrimizde bizde üretim olmadığı gibi hizmet sektörü çok ön planda. Ancak hizmet sektöründe de tahmin edersiniz ki bu pandemiden dolayı alınan kararlarla ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Yani otellerimiz, restoranlarımız kaldı ki Bulgaristan'dan gelen her gün ortalama hafta sonu 8 bin, hafta içi 4-5 bin civarında alışverişe gelen Bulgar vatandaşı var. Yemek yiyecek yer bulamıyorlar. Bu bizim şehrimiz için çok büyük bir sıkıntı. Tabii gel allar var, işte paket servisleri var ama insanlar işte restorandan yiyeceklerini alıyor, arabasının bagajının üzerinde veya işte ayakta yemeye çalışıyor. Bu bizim için çok önemli bir eksi Edirne adına. Ve bu gelen misafirler alışverişlerini yapıyorlar. Ortalama harcamaları kişi başı 150 eurolara çıktı, 65-70 eurolardan. Dolayısıyla şehrimizden her türlü gıda, tekstil, aklınıza ne geliyorsa, beyaz eşya, mobilya, aklınıza ne geliyorsa tüm ürünleri Edirne'den temin ediyorlar. Tabii bunda dövizin yükselmesinin de etkisi var bunlar açısından. Ama baktığınızda da Edirne'de her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mağazalarımız var. Dolayısıyla tercih sebepleri bu. Artık bu Bulgar vatandaşlar
günübirlik geliyordu. Şimdi bir gece yatmalı geliyor ve İstanbul'a da geçmiyorlar. Bölgemizde kalıyorlar. Dolayısıyla bunların ihtiyaçlarını bizim karşılamamız lazım. Bunların hizmet sektöründeki arkadaşlarımızın da derdine bir çare olmak adına yetkili makamlara görüşlerimizi bildiriyoruz. Ve taleplerimiz var haklı olarak. Yani hizmet sektöründeki arkadaşlarımızın mesafeli olarak bu insanlara yemek vermeleri veya işte ne bileyim restoranda ağırlayabilmeleri gibi. Malum zaten saatlerle kısıtlanmıştı pandemi sürecinde restoranların çalışma saatleri ama kapalı olmaları gelen misafirleri çok açıkta bırakıyor ve yeterli hizmeti alamıyorlar. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Tabii COVID-19'un Edirne'de, Edirne konusunda etkilerini değerlendirme anketi yaptırıyoruz. Bunlar çalışıyoruz. Hasar tespiti yapmaya çalışıyoruz. Malumunuz geçen hafta Cumhurbaşkanımız açıkladığı esnafa bir yönelik bir paket açıklandı, kira yardımı gibi. Bizim de taleplerimiz kiralardan stopaj alınmasın, KDV alınmasın yönündeydi Edirne Ticaret Sanayi Odası olarak. Bu da tabii kısmen alınması konusunda en azından %50'si alınmıyor. Haziran ayının sonuna kadar da uzatıldı. Bu da bizim için önemli bir kazanım. Hizmet sektöründe olan arkadaşlarımız için ama tabii önümüzdeki günlerde ciddi bir paket bekliyoruz KOBİ'ler için. Yani pandemi sürecinde KOBİ'ler için esnafa yönelik paketler açıklanıyor ama KOBİ'lerin de bu paketlere ihtiyacı var. Malum geçtiğimiz yıl 6 ay ödemesiz verilen kredilerin işte ödemeleri geldi, devre sonu faizleri var firmaların. Bunlarla alakalı yıl sonuna kadar biz yönetim olarak yaptığımız çalışmalarda ve şehrin nabzını tutuyoruz. Bakıyoruz ki ciddi sıkıntılar olacak ve bu sürecin aşılması için de ikinci bir COBİ'lere yönelik bir paket açıklanması lazım ve bunu da takip ediyoruz. Odalar Birliği nezdinde tüm arkadaşlarımızla birlikte. Tabii Edirne ekonomisinin şu anda kapılar kapandığı zaman geçtiğimiz dönemde biz bize yetemediğimizi anladık. Çünkü bize ciddi bir yaklaşık rakamı söylediğim gibi 4-5 bin civarı ortalaması 6-7 bine geliyor onun hafta sonu hafta içi. Ciddi bir turist geliyor, ciddi bir para bırakıyor. Biz bize kaldığımız zaman kendi içimizde yetemeyeceğimizi anladık. Dolayısıyla bizim kapıların açık kalması, Bulgarların Edirne'ye alışverişe gelmelerinin devamını sürdürebilmemiz lazım, sağlamamız lazım. Ha, tabii ki geldiklerinde gümrükte Edirne Valiliği ile birlikte yaptığımız çalışmalarda her gelene hijyen paketi veriyoruz ve bunların araçların ilaçlanması, hijyen paketini almaları, bilgilendirme, Bulgarca el ilanları bastırdık Ticaret Sanayi Odası olarak herkese tüm esnafımızın dükkanlarına yapıştırdık ve gümrük kapılarında bunun dağıtımını sağlıyoruz. Dolayısıyla gelen misafir de maske, mesafe ve hijyene dikkat ediyor. Dolayısıyla Bulgaristan'dan bize bir efendim virüsün gelmesi veya işte ne bileyim virüsün artması veya işte COVID'in artması gibi bunlar da çok söz konusu değil. Dolayısıyla Edirne bir stabil durumda gidiyor. En önemlisi Edirne'de çok fazla vaka olmaması. Geçtiğimiz aylarda bir ay önce Edirne en iyi çıkan birinci, ikinci, üçüncü ilden bir tanesiydi bu konuda. Ama biraz artış var ilçelerle beraber. Bunda da aldığımız önlemlerle özen diyorum ki sayılar düşmeye başladı. Bu da bizim için çok önemli. Şeye katılıyorum, büyük marketlerin Edirne'de cirolarının patlama yaptığına, tekstil sektöründe ciddi firmaların bayileri veya işte temsilcileri Edirne'deki, Türkiye'deki mağaza toplantısının Edirne'deki mağazalarının birinci sırada olduğunu yaklaşık 1-2 yıldan beri telaffuz ediyorlar. Bu da Edirne'de alışverişin ve
ticaretin devam etmesi, sürdürülebilir olması bizi de mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Tabii oda başkanlarıyla buluşmamızı sağlayan temsilci arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Edirne'nin nabzını biz aslında Nevser Hanım'ın yayıncılığından, gazeteciliğinden takip ediyoruz. Ona da çok teşekkür ediyorum. Edirne'den bir başka bölgemize, Akdeniz bölgesine uzanalım isterseniz. Akdeniz bölgesinin en inci şehirlerinden bir tanesi Mersin. Mersin limanıyla, lojistik sektörüyle, tarım sektörüyle Türkiye'nin önemli ekonomi merkezlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bir Beyrut'ta limanda bir patlama yaşanmıştı ve Doğu Akdeniz'in iki önemli liman şehri Beyrut ve Mersin limanıyla ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Ve Beyrut'taki patlamanın yükünü, oradaki limanın birkaç yıl içerisinde faaliyete geçemeyecek olmasının yükünü de Mersin çekmeye başladı. Dolayısıyla Mersin ekonomisine böyle bir hareketlilik de kazandırmış oldu. Mersin Başkanımız, Ayhan Başkanımız hatta ise hoş geldiniz diyelim. Ve Mersin'de pandemi sürecinde ekonomi ne alemde sorusuyla başlayalım. Evet, herkese merhaba. Gaziantep'e de başsağlığı ve geçmiş olsun diliyorum. Evet, Mersin Türkiye'nin önemli kentlerinden biri. Mersin yalnızca kendine hizmet eden değil, hinterlandındaki üretim bölgelerini, işte Gaziantep, Kayseri, Konya, Karaman, Adana gibi üreten şehirlerimize de hizmet eden, lojistik anlamda hizmet veren bir kentimiz. Şimdi ben kısa Mersin'in ekonomik verileriyle ilgili bir kısa geçeyim. Şimdi ihracatımızda artış var, ithalatımızda da artış var ama Mersin'in ihracatı her zaman ithalattan fazla. Yani dış ticaret açığı vermeyen bir kent Mersin. Sayın Ulu Türkan Beyrut limanıyla ilgili söylediği konuda da şunu söyleyeyim ben. Kasım ayı dahil, Ocak-Kasım ayı dahil elleşlenen yük sayısı %5 artmış Mersin limanında. 38 milyon ton seviyesine ulaşmış. İhracat yükleri de %3 artmış. Yani bu demek oluyor ki pandemi sürecinde limanımız iyi çalışmış, iyi hizmet vermiş. Kapasitesinin çok üzerinde çalışıyor Mersin Limanı. Bu da ayrı bir konu. Yani irdelenmesi gereken bir konu. Enerji tüketiminde, sanayinin tüketiminde önemli bir artış var. Yılın ilk 9 ayında %33'lük bir artış var enerji tüketiminde. Ticarethanelerde ise %11 bir düşüş var. Yani sanayimiz çok çalışıyor, üretim yapıyor, ticarette biraz düşüş var diye görünüyor bu. İkinci önemli bir gösterge de konut satışları. Konut satışlarında da geride kalan 11 ayda %35'lik bir artış oldu. Hemen ben şunu da belirtmek istiyorum. Bizim Mezitli ilçemiz var. Mersin'in batı tarafında. Buradaki konut satışları Türkiye'de Bodrum'un ardından ikinci sırada yer alıyor Mezitli'miz. Vergi sıralamasında beşinci sıradayız. Sayın Başkan, nereden kaynaklanıyor acaba? Şimdi tabii Mersin yükselmesi nereden kaynaklanıyor acaba? Şimdi dün Sayın Belediye Başkanı Neşet Taran söyledi bu konuyu bana. Şimdi Mersin yaşaması gerçekten çok kolay bir şehir. Şu anda yazdan kalma bir hava var Mersin'de. Ve ticari hareketlilik Mersin'deki. Mersin'de çok kimlikli bir ekonomi var Mersin'de. Bundan dolayı insanlar mutlaka bir de şöyle yabancılar, özellikle Suriyeli bir nüfus var. Bunlar da bu konut satışını çok arttırdı. Yoğun bir talep var
ve çok inşaat kalitesi çok yüksek, çok büyük yeşil alanı olan büyük siteler yapılıyor. Adeta bir yazlık havası içinde, şehrin içinde 12 ay yaşanabiliyor Mersin'de. Bundan dolayı ben tercih ediliyor diye düşünüyorum. Vergi sıralamasında 5. sıradayız demiştim. İşsizlikte de bir azalış görülüyor. Evet. Şimdi bu verilerden sonra pandemi sürecinde Mersin'de imalat sanayi durmadı. Artı gıda sanayi bütün Türkiye'ye mal üretti. Biliyorsunuz Mersin bakliyat konusunda dünyanın önemli üretim merkezlerinden birisi ve neredeyse 24 saat çalıştı bakliyat fabrikalarımız. Tarım üretimi de durmadı. Çok iyi önlemler, işte valilik, belediye, bizler, gerekli ilgili kurumlar çok iyi önlemlerle pandemide hem tarım, hem gıda, hem de sanayide üretimin durmaması sağlandı Mersin'de. Bu da Mersin'e çok önemli bir kazanç sağladı. Mersin, ben tabii her zaman söylüyorum Sayın Ulutürkan, siz de biliyorsunuz, çok güçlü ekonomik kimliklere sahip bir kent. Tek bir sektör yok Mersin'de. Bir sektör durursa diğer sektör çalışıyor. Öbürü az iş yaparsa diğeri çok iş yapıyor. İşte lojistikte bir dünya markası, tarımda, tarım üretiminde bir dünya markası Mersin. Sanayimizde son 15-20 yıldır gerçekten çok gelişti. Turizm ayağımız biraz zayıf kaldı ama onun üzerine de büyük çalışmalarımız var. Çukurova Havalimanımız inşaatı, üst yapı inşaatı başlayacak yakında, sözleşmesi imzalandı ihalenin. Eğer Çukurova Havalimanı bittiği takdirde sadece Mersin'e değil, tabii biz Mersin deyince Adana'yı da birlikte düşünüyoruz. Hatta Hatay'ı da, hatta Gaziantep'i de, Kayseri'yi de, Karaman'ı da, Konya'yı da, Kahramanmaraş'ı da biz birlikte düşünüyoruz. Şimdi bir araya geldiğimizde Adana... Tabii, Sayın Başkan'ın söylediği şu husus çok önemli. Tarımda son dönemde Çukurova bölgesinde katma değeri yüksek üretime bir geçiş sağlandı. Yani normal buğday ekilen tarlalarda şu anda muz gibi, çilek gibi daha katma değeri yüksek ürünler var. Ama sıkıntı şu ki bizim sabah saatlerinde topladığımız çileği Avrupa pazarına aynı gün akşamına kadar sofraya koymamız gerekiyor. O siliflerin çileğini, buradaki muzu veya diğer katma değerli yüksek ürünleri. Onun için Sayın Başkan Çukurova Havalimanı'nın bir an önce bitirilmesi talebinde bulunuyor ama 10 yılda olduğunu söyleyebiliriz. Yani evet. Bu bölge son 10 yıldır Çukurova Havalimanı'nı konuşuyor. Henüz ne zaman biteceği de meçhul ve üzerinde de üst yapı henüz başlamış değil. Yani altyapısı da bitmek büyük oranda bitti. Altyapı. Bir havaalanından bahsediyor. Evet. Altyapı büyük oranda bitti. Üst yapı da 2023'ün sonunda biteceği tahmin ediliyor. Hadi 2023 olmasa bile 2024 yılında ben de tamamen faaliyete geçeceğini düşünüyorum, umuyorum. İnşallah öyle olur. Şimdi tabii söylediğiniz gibi Mersin tarımda, yaş sebze ve meyvede birçok üretimde Türkiye'de birinci, işte muz, çilek, erik, tabii ki narenciye, limon, portakal üretiminde de lider konumundadır. Bu aralar Mersin'de bir endemik bitki üretimi çalışmaları da başladı. Bu da önemli bir konu. Artık bazı tarım ürünlerimizin endüstriyel versiyonlarını üretmemiz lazım ki onları işleyerek elde ettiğimiz katma değerli ürünlerle daha çok ülkeye girdi sağlayabilelim. Bu konuları da biz üzerinde çalışıyoruz. Yeni endüstriyel bitkilerin bu bölgede üretiminin arttırılmasıyla ilgili.
Tabii Mersin ticarette, özellikle dış ticarette köklü geleneklere sahip bir yapısı var Mersin'in. Örneğin biraz önce de söyledim, bakliyatta dünya pazarlarına hakim bir merkezdir Mersin. Bakliyatta dünyada fiyatlar Mersin'e göre belirleniyor, Mersin'den belirleniyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Hatta bizim bakliyat sektörüyle geçen bir toplantı yaptım. Diyorlar ki başkanım, biz de buraya sadece bakliyata, gıdaya yönelik bir liman yapılsa biz dünyadaki bütün bakliyat ticaretini Mersin'e getiririz. Mersin üzerinden yaparız. O konuda da tabii düşüncelerimiz, çalışmalarımız var. Şimdi burada çok önemli bir konu söyleyeceğim. Ayhan Bey de gelmişken hazır. Şimdi Mersin ve bölgemizde, işte Mersin, Adana, Hatay, yaş sebze ve meyve ihracatı yoğun olarak yapılan bir bölge. Özellikle Avrupa'ya yoğun ihracat yapılıyor ama Avrupa gümrüklerinde ne yazık ki çifte standart uygulamaları yapılıyor. Türkiye'den, Türkiye çıkışlı araçlar, özellikle yaş sebze meyve taşıyan araçlar gümrüklerde haksız olarak bekletiliyor, geciktiriliyor. Taahhüt sürelerinin üzerinde ulaşacağı yere ulaştırılıyor. Bir de çok önemli bir konu, ilaç kalıntısı konusunda yoğun bir şey var. Türk ürünlerine karşı bir antipropaganda var. Gümrüklerde yapılan mesela Mersin'de testi yapılıyor, bir kalıntı çıkmıyor ama Avrupa'da herhangi bir gümrükte kalıntı çıktı denip o ürün geri getiriliyor. Bizim yaptığımız araştırmalarda İspanya'nın korkunç bir lobisi var bu konuda. Özellikle Bulgaristan gibi ülkelere yoğun baskı yaparak Türk ürünlerinin ya geç kalmasını ya da geri çevrilmesini sağlıyorlar. Bu konuda Rıfat Başkan'a da söylemiştik. Bir Avrupa'da dedi bizim bu konuda etkili bir lobi yapmamız lazım. Ayhan Bey, bunu da siz şeyinize alırsanız, notunuza, bölge için çok yararlı olacaktır. Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Lütfen aramızdan ayrılmayın. Çünkü ben öncelikle temsilci arkadaşlarımızdan Mehtap Hanım'a, Cengiz Bey'e ve Nevser Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bu ortamı sağlamasında bize önemli katkıları oldu. Sizlerle oda başkanlarımızla irtibat içerisinde bu toplantının verimli geçmesine de katkı sağladılar. Aramızda çok değerli duayen gazeteci abilerimiz var, ablalarımız var. Onlar da belki soru sormak isteyebilirler, değerlendirme yapmak isteyebilirler. Sayın Ulu Türkan, ben Vahap abiyi görmüştüm eğer. Buyurun. Sayın Ulu Türkan, bir konu daha aktarabilir miyim? Çünkü buyurun, Mersin'de ve birçok Anadolu kentinde bu bir feryat. Şimdi perakende sektöründe firmalar ulusal ve uluslararası sermayenin oluşturduğu zincir mağazaların yani orantısız güçleri karşısında bizim yerel perakende sektörü çok olumsuz etkileniyor. Feryat ediyorlar. Her gün bize gelip bu konuda bir şeyler yapılsın. Şimdi bu zincir marketler iğneden ipliğe artık her şeyi satıyorlar. Şimdi beyaz eşya bayiliği almış. 10 senedir, 15 senedir beyaz eşya bayiliği yapan firmalarımız var. Şimdi bu zincir mağazalar da beyaz eşya satmaya başladı. İncik de satıyor, boncuk da satıyor ve her sokakta, her caddede şube açıyorlar. Tabii bizim yerel firmalarımızın sermayesi yetmiyor bunlarla uğraşmaya. Diyorlar ki bir sınırlama getirilsin. Belli bir kilometre çapı verilsin bu marketlere. Bu konu da çok önemli. Ayhan Bey, bu konuda gündeminize alırsanız çok memnun olacağım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Mersin'den de ekonominin nabzına olmuş olduk. Ben gazeteci meslektaşlarımdan söz isteyen var mı? Eğer
el kaldırırlarsa. Mehmet Bey, hangi başkanımıza olduğunu da söyleyerek. Tamam. Mehmet Bey, bir iki buyurun cümle başkanım. İzin verirseniz iki cümleyi ifade etmek isterim. Öncelikle ben Ayhan Kızıltan başkanıma, Ayhan Zeytinoğlu başkanıma, Recep Zıpkın Kurt başkanıma ve Adnan Ünverdi başkanıma tek tek teşekkür ediyorum. Türkiye'nin değişik bölgelerinin sesini biz dinlemiş olduk. Bir de amaç hasıl oldu derler ya, öyle bir ifade vardır, eskilerin bir deyimi vardır. Biz buradaki amacımız biraz böyle dayanışma yüreğini yukarı çekmekti. Bugün itibariyle Antep'teki bu elim olayı nedeniyle bir dayanışma gösterisi oldu burada. Herkes Antep başkanımız vasıtasıyla Antep'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Zaten dediğim gibi burada ekonomiyi hemen 10 dakikada 15 dakikada düzeltmek gibi bir şeyimiz olamazdı ama amaç hasıl oldu. Yani burada bir dayanışma sergileniyor. Güzel oldu. Sevgili Rıfat Başkanım da bu toplantıyı sanıyorum çok destekleyecektir. Öyle bir şey aldım, mesaj aldım. Onun da desteğiyle daha da anlamlı hale getirme noktasındayız. Şimdi ben 3-4 başkanıma da şunu sormak isterim izin verirsen eğer. Bu pandemi süreciyle birlikte biz yerel kalkınmanın ne anlama geldiğini daha farklı olarak öğrendik. Yani sınırlar kapanıyor. İşte bugün itibariyle Avrupa ülkeleriyle sınırlarımız kapandı. Dün de şehirler arası sınırlar kapanmıştı biliyorsunuz. Bu süreç bundan sonraki farklı farklı olaylarda da gündeme gelebilir. Bu konuda ne düşünürler? Yani yerel kalkınmanın önemi daha öne çıktı. Kendi kendine yeten kentler, kendi kendine yeten ülkeler noktasına doğru mu gidiyoruz? Bunu sormak isterim. Ben tekrar bütün temsilci arkadaşlarıma bu toplantıyı koordine ettikleri için tek tek teşekkür ediyorum. Ve başkanlara sevgilerimi sunuyorum. Genel başkanımız sorusunu yine aynı sırayla başkanlarımızdan alalım istersek. Kocaeli başkanımıza, Sanayi Odası başkanımızdan başlayarak pandemi sürecinde yerel önemi konusunda ne düşünüyorlar? Buyurun başkanım. Şimdi teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Celal Bey'e de teşekkür ediyorum. Ben 99 depremini de yaşamış bir arkadaşınızım. İlk iki günde Türkiye'de maalesef bizim depremin büyüklüğü fark edilmemişti. Kendi kendimize yetme durumunda kaldık ve yetmediğimizi de gördük. Şimdi Celal Bey'in söylediği konu çok değerli ve önemli. Bugün ülkemizde çok ciddi miktarda, başta Gaziantep olmak üzere, maske üretimi var. Ancak şunu da gördük. Ucuz diye maske ve eldiven üretimini Çinlilere bütün dünya gibi biz de bırakmışız. Burada da her ne kadar çok basit de olsa ne kadar kritik bir ürün olduklarını gördük. Tahmin ediyorum ekonomiler bundan sonra bu tarz bir takım tedbirler alacaktır. Ama bizim tabii ki genel ülke olarak politikalarımızda global ticarete verdiğimiz önem, Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına uyma noktasında yaptığımız işlemler, ayrıca AB gibi koca bir devle Gümrük Birliği çalışmalarımız var. Burada Ayhan Başkanım'ın da dile getirdiği, malumunuz bizim aşağı yukarı yılda 60-70 milyar dolarlık mal Avrupa'ya gidiyor ülkemizden. Ve bunun büyük bir kısmı maalesef tırlarla gidiyor. Edirne'den giren çıkan tır sayısı günlük 6.000'leri 7.000'leri buluyor ki pandemi döneminde yaşanan en büyük sorunlardan, burada Sayın Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da çok emeği vardır. Oradaki tır değişimleri, diğer ülkelerle olan ilişkiler, şoförlerin karantinaya 14 gün alınması gibi birçok sorunu da kısa sürede çözmüşlerdi kendileri. Ama bu sonuçta uzun vadede sürdürülebilir bir proje mi? Bence değil. Bizim hatta şanslıyız da İstanbul'la Edirne arasında Avrupa fonlarıyla da desteklenen bir hızlı tren ağı var. Biz bu hızlı tren ağını bir an önce, yük taşımadan bahsediyorum, yolcudan değil, hayata geçirip
tır baskısını, gümrük kapı baskısını, işte Macaristan'daki, Avusturya'daki kota baskılarını aşmamız lazım. Bu konuda hakikaten çok ciddi çalışmamız lazım. Fon ihtiyacını Avrupa fonlarından karşılayamıyorsak Türkiye bütçesinden karşılamamız gereken önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Yine katma değerli ürünler, bilhassa Türkiye'nin güneyinde üretilen tarımsal ürünler, ama ben de tahılla asla tahıldan bahsetmiyorum. Bir tahıl sanayicisiyim bu arada, yani yem sanayiciyim, o konuları oldukça iyi bilirim. Bizim az önce söylediğiniz, belki muz çok değerli bir ürün, ancak muzun maalesef dünyadaki üretimi ve bolluğu bizi orada çok rekabetçi kılmayabilir. Ama avokadoymuş, işte diğer tropik ürünlerin Türkiye'de fazlasıyla üretilerek Avrupa Birliği'ne belki kargo uçaklarıyla daha hızlı, yani aynı gün sevk açısından, belki burada da Sayın Başkanımız Odalar Birliği'nin burada belki ön alarak bu organizasyonları yapması bizi rahatlatabilir. Zaten bu konuda ticaret merkezleri kurma çabaları Odalar Birliği'nin şu anda var. Onları bir an önce kurup ülkemizin değerli ürünlerini Avrupa'daki tüketiciye, Amerika'daki tüketiciye ulaştırma noktasında olmamız gerekir diye düşünüyorum. Ben şimdilik burada duruyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Gaziantep Sanayi Odası Başkanımız Adnan Ünverdi. Acaba ne düşünüyor? Aslında şöyle düşünüyordur tahmin ediyorum. Yani Gaziantep bir ülke olsa kendi kendine çok rahatlıkla yetebilen bir ülke olabilir, ama Gaziantep'ten beklentimiz büyük olduğu için. Başkanım, siz de söylemek istersiniz. Yerel yönetim önemini pandemi sürecinde daha da arttırdı. Kesinlikle. Celal Bey, öncelikle bu soru için teşekkür ediyorum. Ayhan Başkanım da vermiş olduğu bilgilerden ve önerilerden dolayı, benim de katıldığım önerilerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu pandemi dönemi içerisinde Gaziantep'te üretilen nonwoven kumaş en azından ülkemizde kendi sorunu giderme, ihtiyacını giderme anlamında hakikaten önemli bir yer tutmuştur. Hatta şu anda Gaziantep'te üretilen Meltblown o dönemde, pandemi döneminde ülkenin dışına çıkarılmasına, ihraç edilmesine izin verilmezken şu anda hakikaten ihtiyaç fazlamızı üretir pozisyonuna geldik ülke olarak. Ve Ticaret Bakanlığımızdan da bunu dile getiriyoruz. Evet, geçmişte Meltblown'u üretiyorduk, kendimize yetebiliyorduk, ancak şu anda dünyaya bunu ihraç edebilecek kapasite var. İzinlerin de bir an evvel verilmesi konusunda Ticaret Bakanlığımızla da bu amaçla yazışmalarımız devam ediyor. Yine yerelde çözümler noktasında tam pandemi döneminde, yani bahsettiğim Nisan-Mayıs dönemi içerisinde biz Irak'a mal gönderemiyorduk. Yani elimizdeki işte o dönemde yaş meyve, sebze elimizde kalıyordu. Hani ülkeler arası yolculuğa izin vermediklerinden dolayı yerelde hemen bir çözüm geliştirildi. Denildi ki Habur sınır kapısında dorseleri değiştirelim, bu şekilde ihracatımıza devam edelim diye. Sağ olsun o zamanki bu konuyla ilgili arkadaşlarımıza ve yine Odalar Borsalar Birliği Başkanımıza bu anlamda da ben teşekkür ediyorum. Bu çözümle anında bizim mallar elimizde kalmadan ihracatımızı gerçekleştirmiş olduk. Yerel çözümler çok önemli. Bu anlamda kendi kendimize yeten ülkeyiz, ama bir taraftan da Gaziantep bir tek kendini değil, ülkeye de yetmeye çalışıyor. Hatta ülkemizin dışında dış ülkelere de yetmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim Celal Bey. Ben teşekkür ederim. Trakya Edirne Başkanımızın söyleyeceği var mı aynı konuyla ilgili? Tabii ki başkanların bahsettiler. Bildiğiniz gibi Edirne 5 tane sınır kapısıyla ülkemizin Avrupa'ya dönen yüzü. Bütün ihracat tırlarımız Edirne ilinden yurt dışına çıkıyor. Dolayısıyla yaklaşık günde 2000-2200 civarında tır çıkış yapıyor.
2000-2200 civarında tır da ülkemize giriş yapıyor. Dolayısıyla ellerine bunların geçiş noktası. Pandemi döneminde bu arabaların işte kafaların değişmesi, dorselerin değişmesi, Odalar Birliği Başkanımızın katkılarıyla 14 gün şoförlerin karantinaya alınmaması durumu malum. Odalar Birliği'nin bünyesinde kurulan gümrük ticaret işletmeleri kapıların modernizasyonu yapmak kaydıyla son durumu Trakya'daki kapıların modernizasyonları bitti. Daha hızlı geçiş, daha seri geçiş ve daha kontrollü geçiş anlamında da büyük katkı sağlıyoruz ihracatçı üyelerimize. Dolayısıyla gümrük kapılarının yükü hakikaten fazla. Ayhan Başkan bahsetti, 2000 hızlı tren projesi Trakya'da, yani Halkalı-Edirne arası çok hızlı yürüyor. Yani zannediyorum projenin 1-2 ayda önünde devam ediyor. Yani havaların yağışsız olması, geçen yıl 2019'da yağışsız geçmesi sebebiyle projede kışın çalışamama durumları vardı. Bu da olmadı. Yağış olmadığından dolayı projenin 2 ay önünde gibi bir süreç devam ediyor. Hızlı tren projesi de biterse, bildiğiniz gibi Çin'den kalkan Londra'ya giden tren 14 gün gibi bir sürede veya daha kısa bir sürede Londra'ya ulaşacak. Dolayısıyla bu da bizim için çok önemli. Hızlı tren Edirne'nin gelişimi için de çok önemli. Ben tabii gümrük kapılarının modernizasyonu ve tır sayılarının daha fazla olabilmesi açısından tabii malum Bulgar tarafı da kendi kapıları bizim kadar modern değil ve daha fazla kapasiteleri yok. Dolayısıyla bizim günlük 3000 trafik çıkabiliriz Edirne olarak gümrük kapılarından ama Bulgaristan'ın gümrük kapıları o kadar modern olmadığı için alım daha fazla alım yapamıyorlar. Bir taraftan da tabii geçiş kotaları var. Malum Avrupa'nın diğer ülkelerinde, Avusturya'da var, işte bu Macaristan'da var, diğer ülkelerde, Romanya'da var. Dolayısıyla bu geçiş belgeleri de bizim tırcılarımızın işini gözle görülür bir aksaklık da gündeme geliyor. Çünkü geçiş belgelerinin yıl bazında veriyorlar, aylık veriyorlar. Dolayısıyla malum Aralık ayında ihracatın en fazla olduğu ay. Dolayısıyla böyle bir yığılma var. Evet. Teşekkür ediyorum başkanım. Aslında Türkiye'de özellikle tarımsal üretim pandemi sürecinde çok iyi yönetildi diyebilirim. Zira Adana ve Mersin'de eğer bu yılın içerisinde Ekim döneminde ve hasat döneminde doğru bir kurgu yapılmamış olsaydı, yani tarım işçileri tarlayla buluşturulamamış olsaydı pandemi sürecinde gerçekten ciddi sıkıntılar yaşayabilirdi Türkiye hem sebze meyve açısından hem de diğer tarımsal ürünler açısından. Tarımın önemli merkezlerinden tekrar Mersin'e dönüyoruz. Mersin başkanımızdan da bu sorunun yanıtı ile ilgili kısa bir cevap alırsak arkadaşlarımın sorularına dönmek istiyorum. Ayhan Başkanım, Mersin, burada mı acaba? Evet, evet buradayım, evet buradayım. Ses geliyor mu? Pandemide tarımın önemini bir kez daha anladık. Yani ciddi olarak anladık. Artık herhalde artık tarım geri plana bundan sonra Türkiye'de atılmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tarım konusunu ben şöyle görüyorum. Yani savunma sanayinin daha önünde bir sektör. Tarım sektörü. Bunun için ben yani artık ülkemizin devlet politikası her gelen iktidara göre değişmeyen bir stratejik bir tarım politikasını artık oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. Bu konuda da Odalar Birliği öncü rol oynamalıdır diyorum. Bir de ben şunu söylüyorum Sayın Ulu Türkan. Artık planlamalıyız. Hiçbir şeyimizi planlamıyoruz. Yatırımlarımızı da planlamalıyız. Ben uzunca bir süredir söylüyorum. Bizim bölgesel anlamda planlı stratejik
yatırım ve kalkınma planları yapmamız lazım bölgelerde. Mesela Çukurova'da dünyanın sayılı ekonomi, sanayi, tarım, turizm bölgelerinden biri olabilir. Çünkü çok geniş bir interland. Onun için işbirliklerimizi arttırmamız lazım. Zenginliklerimizi yakın iller birlikte değerlendirip güçlerini daha da arttırmalıdır diye ben düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'ın söylediği dünyada rekabetçiliğimiz anlamında da çok önemli. Soruları olan arkadaşlar soru sorabilir miyim? Soru sorabilir miyim? Tabii bir Çetin Bey, buyurun tamam sırayla. Çetin Ünsalan, Çetin abi. Sorun var herhalde, seni gördüm ilk. Var, doğrudur. Sevgili hem bölge temsilcisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, hem de saygıdeğer başkanlara teşekkür ediyorum. Konuşmalarınızdan birer cümle aslında açmanızı rica ettiğim noktalar var. Kocaeli ile başlayalım. Sayın Zeytinoğlu aslında çok önemli bir şeyden bahsetti. Tarımla ilgili çok büyük bir potansiyelden, gümrük birliğinin güncellemesiyle ilgili bir fırsattan da bahsetti. Ben bu aşamada Ayhan Başkanıma şunu sormak isterim. Ben son bütçeleri inceledim Sayın Başkanım. Avrupa Birliği'nin onaylanan 2021 bütçesinde tarıma destekler veya tarıma ayrılan pay bütçe giderlerinin %40'ını kapsıyor. Türkiye'nin şu anda onaylanmamış mecliste olan bütçesinde %3. Biz şimdi sizce bu fotoğraf içerisinde nasıl rekabet edeceğiz? Size sorum bu olsun. Gaziantep'e döneyim. Gaziantep'te özellikle yazılımla ilgili proje çok ilgimi çekti. Onunla ilgili biraz daha ayrıntı verirseniz mutlu olurum Sayın Ünver'de. Sayın Zıpkın Kurt'tan da bu KOBİ'lere ikinci bir paket ihtiyacından bahsettiniz. Bunu biraz açmanızı rica edeceğim. Öncelikli olan, yani sadece kredi vereceksek artık bu paket değil. Gerçekten çözüm adına gerçek ihtiyaç, bunu rica edeceğim. Son olarak da Mersin Başkanımız Sayın Kızıltan'a bir soru sormak istiyorum. Çok kritik bir şeyden bahsettiniz. Mersin'de ürünleri test ediyoruz. Sorun çıkmıyor. Avrupa'ya gidiyoruz. Lobiler olabilir vesaire. Onları hiç bilmiyorum. Biz vakaya bakalım. Sıkıntı çıkıyor ve geri gönderiliyor dediniz. Şimdi bizim Mersin'de yaptığımız testler Avrupa nezdinde akredite mi değil? Bunları, bu belgeleri ortaya koyduğumuzda sorun niye çözülemiyor? Bunu merak ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bence yine aynı sıralamayla çok hızlı bir şekilde cevap verelim. Çünkü daha çok sayıda soru var. Çetin Bey, teşekkür ediyorum. Tabii ki Avrupa Birliği'nde aslına bakarsanız gümrük tarım politikalarına ödenen paylar %60'lardan %40'a indirilmiş durumda. Yani Avrupa Birliği, birliğin temel amacı aslında tarımsal birliği sağlamak gibi bir temel amacı da vardı. Yani ülkeler arasındaki tarım gelirini eşdeğer düzeye çıkarma gibi bir hedefi vardı. Hatta benim şahsi kanaatim, bu arada ben Avrupa Birliği tarım sübvansiyonları konusunda doktora çalışması yapan birisiyim. Tam yani doğru yere soruyu sordunuz. Evet. Benim tezimin bir kısmı Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne üye almak istenmeyişinin temelindeki nedenlerden bir tanesi, şayet tam üye olmamız halinde bu bütçenin çok büyük bir kısmı, yani Fransa alır bunun en büyük bir payını, Fransa'nın payından daha fazlasının Türkiye tarafından kullanılacağıydı. Ama zaten o safhalara hiç gelemedik. Tabii ki bizim ülkenin bütçesindeki tarımın payı, buradan sübvansiyonlardan bahsediyorum, çok daha az. Ama oradaki rakamlar zaten başka, fazla bir amacı yok. Çünkü orada savunma yok, sağlık hizmeti yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla kıyaslamada orada bir sorun var. Ancak Avrupa Birliği'nde tarım çok ciddi bir şekilde desteklenmektedir. Ülkemizde de destekleniyor. Ancak oradaki oran, çünkü bütçe ufaktır. Yani baktığınız zaman 500 milyonluk Avrupa için konuştuğumuz rakam 300'ün %40'ı diyelim, yani 120 milyar Euro'dan bahsediyoruz tüm Avrupa için. Dolayısıyla üstadım, onunla çarparsak bizim bütçeye tekabül eder o.
Tabii. Yani o bir gerçek. Ama şunu söyleyeyim, bizim bu gümrük birliğinin güncellenmesini istememizin nedeni de şu var. Bizim otomotiv sektörünü hatırlayın, 96 yılında belirli markaları üretiyorduk ama çok eski teknolojiyle üretiyorduk. Şu anda geldiğimiz noktada tüm dünya pazarlarına satılan araçlar üretiyor. Teknoloji de oraya geldi. Tarımda da tavukçuluk sektörü, yani et tavuğu ve yumurta dışındaki sektörlerde maalesef çok gerideyiz. Yeni yeni endüstriyel meyvecilik, endüstriyel kırmızı et üretimi Türkiye'de başladı. Ancak olması gereken seviyede değil. Güncellenme sayesinde belki kısa vadede veya orta vadede, yani konuştuğumda 5-6 seneler, 10 seneler içerisinde Türkiye tarımı muhtemelen bir takım zararlar görebilir. Ama sonuçta kazanan Türkiye olacağına ben gönülden inanıyorum. Çünkü ciddi yatırımlar çekeceğiz, know-how öğreneceğiz ve ilimizin iklimini sonuna kadar maksimize edeceğiz. Avrupa'da bizim pazarımız olacak diye düşünüyorum. Tarımı çok stratejik ve önemli buluyorum Çetin Bey. Umarım yetmiştir bu soru. Cevap. Teşekkür ederim. Gaziantep Sanayi Odası Başkanımıza sanırım yazılımla ilgili bir soru soruldu. Ben de çok merak ettim. Buyurun Sayın Başkan, Adnan Başkanım. Evet Mehmet Bey, Çetin Bey, çok teşekkür ediyorum. Soru hakikaten güzel. Şöyle ki, biz Gaziantep'te savunma sanayisinin geliştirilmesi kapsamında vakıf temsilcilerini Gaziantep'te misafir ettik. O sırada Roketsan'ın da yetkilileri bizim Gaziantep Üniversitesi'nin Teknoparkı'nda bir gezi düzenlediler. Oradaki firmaları gücünü görmek adına yazılım firmalarının ve geldiklerinde başkan bu Teknopark'ta yer alan firmaları mutlaka izleyin. Orada çok değerli çalışmalar var dediler ve bunun üzerine biz de ne yapabilirize gitmeye çalıştık. Biliyorsunuz Ticaret Bakanlığımızın da hizmet sektöründe yer alan ve hizmet sektöründe yer alan firmaların rekabet gücünü artırmak üzere HİSER projesi adı altında kümelenme projelerini başlatmışlardı. Bu da tam oraya denk geliyordu. Dedik ki biz o zaman Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Üniversitesi ile ve Ticaret Bakanlığımızla bir protokol dahilinde ülkemizin Endüstri 4.0 çağına ve dijital çağına bu firmaları hazırlamak anlamında bu protokol çerçevesinde kümelenmeyi sağladık. Ve bu firmaları yurt dışı gezilerine götürüyoruz. Oradaki firmalarla iletişim kurmalarını sağlıyoruz. Böylelikle bunlar kendi aralarında da pozitif yönde etkileşmesiyle beraber inanıyorum ki hem Gaziantep'e hem de ülkenin geleceğine damga vuracak projeleri beraberce çıkaracağımıza inanıyorum ben. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Edirne Başkanım. Evet. Size de bir soru vardı. Evet Çetin Bey, teşekkür ediyorum. Tabii KOBİ'lere paket dedik, yalnız kredi anlamında değil. Yani kredilerin ertelenmesi bir konu olabilir ama SGK işveren payı, işte vergi, stopaj, yani bunlarla alakalı bir işte belirli bir süre alınmayabilir. Çünkü çalışan sektörler belli. Hizmet sektörü. Üretim yapan fabrikalarımız zaten, onlarda sıkıntı yok. Veya diğerleri kısa çalışma döneminden yararlanıyor çalışmayan. Ama işverenin yükü anlamında da çarkların dönmesi veya toparlanması anlamında bir KOBİ'lere bir paket bekliyoruz. Evet, Mersin Başkanım, sizdeki laboratuvarlar afiyette değil mi? Neden sizde doğru çıkan sonuçlar Avrupa'da meyve sebzemiz üzerinde ilaç kalıntısı çıkıyor gibi bir soruydu zannedersem. Evet. Buyurun başkanım. Şöyle diyeyim, laboratuvarlarımız akredite. Fakat şöyle bir, tabii ben sektörden aldığım duyumları söylüyorum. Şimdi bizim Türkiye'ye satılan ilaçlar belli. Bunlar tabii genelde yurt dışından geliyor. Değişiklikler yapılıyor. Burada bizim çiftçilerimiz, bizim ilaç satan firmalarımız farkına varmıyorlar, varamıyorlar. Bilinçlendirme ve takip izleme sistemimiz olmadığı için o işte 6 ay önce yasaklanmış ilacı
kullanıyorlar. Bu tür bilgisizliklerden dolayı da olabiliyor. Kasıtlı olanlar da olabiliyor. Biz bunu Cumhurbaşkanımıza da ilettik. Bir izleme, takip sisteminin kurulması lazım. Anında ilaç bayileri, zirai ilaç bayileri, gübre bayileri ve çiftçilerin bilgilendirilmesi ve bu konuda bir takip sisteminin başlatılması gerekmektedir. Tabii önce biz kendimizi düzeltelim, kendimizden emin olalım, dışarıda mücadelemizi yapalım. Böyle bir Sayın konu. Sayın Başkan, çok özür diliyorum. Bir şeyi anlayamadığım için soracağım. Çok özür diliyorum. Şimdi bu enteresan, yani daha önce yasaklanmış olan ama bizim takipsizlikten kullandığımız ilaçlardan bahsettiniz. Ama o zaman Mersin'deki akredite laboratuvardan da okeylenip çıkmaması gerekmez mi bunun? Şimdi tabii bir bilgilendirme eksikliği var diye ben düşünüyorum. Ama genelde kasıtlı olarak oradaki laboratuvarlarda özellikle kalıntılar atıyorum %1 değil de %1, mesela bizde %1 bulunmuş. Orada %1,5 sınır değerinin üzerinde bulunmuş gibi bir durumlar söz konusu oluyor. Yani biz sektörden aldığımız, ihracatçılardan aldığımız bilgiler böyle. Bir de tabii şeylerin, araçların gümrüklerde çok bekletilmesinden dolayı da çürümeler meydana geliyor. Çok teşekkür ederim. Mehmet Bey, bir şey ekleyebilir miyim buraya? Bir sorun vardı. Buyurun. Buyurun başkanım. Ben mi? Buyurun. Evet, buyurun şimdi, başkanım. Ayhan Başkanım'a şöyle bir destek vermek istiyorum. Şimdi bu tarz eylemler maalesef bütün ülkeler birbirlerine karşı uyguluyorlar. Biz de pandemiyi şu anda kullanarak malumunuz bir takım Avrupa menşeli ürünlere de, daha doğrusu üçüncü ülkeden gelenlere sorun çıkartıyoruz. Ama bunun çözümü aslında az önce de söylediğim gümrük birliğinin güncellenmesi ve tarımın katılmasıyla birlikte bize orta ve kısa vadede ciddi Avrupa Birliği'nden yatırım da gelecektir. Bu vasıtayla aslında biz şimdi mesela Macarlarla konuşurken, Avusturyalılarla konuşurken kotalar ve ücretlerle ilgili diyoruz ki aslında Türk türleri Avrupalının Türkiye'de ürettiği malları taşıyor ülkelerinize. Dediğimiz zaman aslında hemen kafa sallıyorlar. Biz Avrupa'ya entegrasyonumuzu tarımda da tamamlamamız lazım diye düşünüyorum. Bu sorunların hepsini de o sayede yok etmiş oluruz diye düşünüyorum. Bu şahsi kanaatim. Çok teşekkür ederim. Soru sormak istiyorum. Soru yönetecekler. Mehmetciğim bir soru sorayım. Soru yönetecekler arasında değerli arkadaşım Recep'i görmüştüm. Burada ise Recep'e. Recep Musa Bey. Recep burada mı? Tamam, aldım notumu. Ahmet abi aldım notumu. Selamlar. Recep burada Mehmet abi, ben de soru sormak istiyorum. Şeyden, yazılı olarak ilettim. Oradan sorabilirsiniz. Yani vakit almayayım diye. Siz okursanız sevinirim. Hazır gelmişken sen sorabilir misin? Tamam, soruyu senden alalım soruyu. Hazır ekrana çıkmışken. Tamam. Sayın Başkanlar, herkese merhaba. Recep Erçin ben, Aydınlık Gazetesi Ekonomi Müdürü. Son dönemde tekrar işte kaynak sorunu meselesi gündemde. IMF çeşitli iktisatçıların Türkiye'ye yol olarak gösteriliyor. Yani IMF'den başka çözüm yok deniyor kaynak sorunu için. Türkiye'nin üreten güçleri acaba böyle mi düşürüyorlar? Yani değerli sanayicilerimiz böyle mi düşünüyor? Türkiye kendi imkanlarıyla bu işten çıkabilir mi? Yoksa ili IMF'ye gidip oradan akıl mı almak lazım? Yine aynı sırayı takip edelim isterseniz. Kocaeli'den başlayalım. Buyurun başkanım. Mehmet Bey, Recep Bey, teşekkür ediyorum. Tabii bu soru, biz malumunuz odalar olarak fazla siyasete girmeyiz. Bu konuda biraz siyasetle fazla ilintili olduğunu düşünüyorum ama bizim bir sade Türk vatandaşı olarak beklentimiz, eğer ülkemiz borçlanacaksa en ucuz kaynak neyse oradan borçlanması tabii. Dolayısıyla bilmiyorum o cevabım yeterli olur mu? Dediğim gibi yurt dışından borçlanmayla değil, aynı zamanda yatırım alarak da bizim yol almamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız reformlar konusunda da adım atacağımızı söyledi. Bu adımları, yani bu atacağımız adımların altını doldurursak biz yabancı sermayeyle
2003-2009 döneminde çok ciddi bir kalkınma sağladık. Benzeri yapılabilir diye düşünüyorum. Gaziantep Başkanı, Adnan Başkanı. Ses gelmiyor, ses. Buyurun başkanım, Mersin'e döndük. Sesi açsın Adnan Bey. Adnan Başkanım, sesiniz mi kapalı? Evet, galiba sesiniz kapalı. Şu anda geliyor mu sesin? Evet, evet, şu anda geliyor zannediyorum. Ülke olarak evet, birçok krizin altından kalktık. Yani en yakın dönemde 2001-2008 krizlerinin altından kalkmış bir ülke olarak ben ülkemin kendi insanlarının gücüne ben inanıyorum. Ben kendi şehrimdeki insanların gücüne inanıyorum. Ve kendi geleceğim olan gençlere inanıyorum. Eğer bu ülke kendi gençleriyle SİHA'ları, İHA'ları gerçekleştirmiş bir ülke olarak ben birçok krizin altından kalkacağımıza inanıyorum. IMF'ydi, diğer alınabilecek fonlardı. Bunlar bizi eminim ki ileride daha da kötü duruma götürecek. Ben bağımsız bir ülkenin peşindeyim. Bağımsız bir ülkenin getireceklerinin peşindeyim. Ve kendi gücümüzle birçok şeyin altından kalkacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Edirne Başkanımız da mı aynı düşünüyor? Başkanım? Ben başkanımla aynı düşünüyorum. Tabii bir de yapılan reformlarla birlikte yabancı yatırımın da geleceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye 80 milyon nüfusuyla çok ciddi bir pazar. Dolayısıyla Türkiye'yi gözden çıkarmaları mümkün değil. Ülkemize yapılan reformlarla birlikte yatırımcı gelecektir. Teşekkür ederim. Mersin Başkanım, Ayhan Başkanım. Evet, ya tabii ben de Türkiye'nin her türlü zorluğun üstesinden geleceğini biliyorum, inanıyorum. Yalnız tabii iyi planlamamız lazım. Kaynaklarımızı rentable kullanmamız lazım. Kaynak gerekiyorsa varlıklarımızı, kazanımlarımızı elden çıkartmadan kaynak bulmamız gerekiyor. Tabii bu ülke çalışkan, bizim özel sektörümüz gerçekten çalışkan. Nasıl ayakta durduk? Özel sektörümüzün çalışkanlığıyla biz ayakta durduk. Özel sektöre fırsatlar verildiğinde her şeyi yapabilecek bir dinamik bir sanayimiz var bizim. Pandemi sürecinde de gördük. Çok değişken üretimler yapabiliyor. İşte bir anda bir tekstil atölyesi bir anda maske yapar hale gelebiliyor ya da başka bir imalat yapabilir hale geliyor. Benim burada söylediğim ülke kaynaklarını rentable doğru yerlere kullanılması gerektiği ve varlıklarımızın elden çıkarılmaması gerektiğini düşünüyorum. Tamamıyla ülke kaynaklarını harekete geçirip hepimiz dişimizi sıkarsak, hepimiz dişimizi sıkarsak bu zorlukların üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Yani IMF'ye gitmek çare olur mu, olmaz mı? Ayhan Bey'in dediği gibi Zeytinoğlu'nun en uygun kaynak, en uygun şartlarda nereden bulunuyorsa oradan temin etmek ve varlıklarımızı elden çıkartmadan temin etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Vahap abi, Vahap abinin bir sorusu var. Buradan soruyor ama eminim oda başkanları da biz de Vahap abinin sesini duymak istiyoruz. Soruyu onun sormasını rica ediyoruz. Çünkü buradan bana göndermek de olmaz. Oda başkanlarımız da bizler de abi sizin sesinizi duymak istiyoruz. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim sevgili Mehmet. Ya zaman almamak için aslında öyle şey yaptım ama yine de madem öyle sayın başkanlar teşekkür ediyoruz programa katıldığınız için. Hem hasret giderdik hem de sizlerden güzel bilgiler dinledik. Ben şu soruyu yazdım chat'e. Onu okuyayım size. Eğer Türkiye güven sıkıntısı çekmese Covid krizinde yaşanan sorunların etkisi daha düşük olur muydu? Sorun bu. Güven sıkıntısı derken evet. Biraz güven. Açar mısın Vahap abi? Güven. Yani kim dış güven, iç güven. Ya, ülkeye güven. Ülkeye güven. Nedir? İşte
biliyorsunuz şey yükseldi. İşte CDS puanları çok yüksek seyretti. İşte 500 lira açtı. Şimdi bir miktar düştü ama o günleri gördük. Yani hak etmediği halde Türkiye çok yüksek CDS riski puanlarına yükseldi. Onun dışında ratingçilerin hala yatırım yapılamaz dedikleri ülke konumundayız. Yani bu çoğu güvensizlikten kaynaklanıyor. Benim kanım o. Onun için böyle bir soru sordum. Eğer biraz daha güven kazanabilsek bu dönem rahat edebilir miydik bir miktar daha? Sorum o. Teşekkür ederim. Herhalde buyurun, ben başlayacağım. Evet. Vahap Bey, teşekkür ediyorum. Tabii ki güven unsuru kanaatimce en önemli konulardan bir tanesi. Pandeminin etkisinin ne kadar olup olmayacağı konusunda çok hani şey yapamıyorum. Bir kafamda bir şey oluşturamadım ama güven ortamı ve yatırım iklimini birlikte algılarsak ki onlar birlikte yürürler. Türkiye daha önce başardığı bir konuyu son dönemde bir takım nedenlerden yapamıyor. Ama biz ben şuradan çok ümitliyim. Sayın Cumhurbaşkanı bu iklimin oluşturulması için bir takım reformlara başlayacağımızı dile getirdi. Buradan ümitleniyorum. Tabii ki böyle bir ortam olsaydı CDS'lere bağladığımız zaman maliyetlerimiz çok daha düşük olabilirdi. Ama şöyle söyleyeyim size, pandemi konusunda ülkemiz bulunduğu ekonomik büyüklük ve gelir düzeyinin üzerinde bir performans yaptığına ben şahsen inanıyorum. Buradan sağlık çalışanlarımızı bakanlıktan aşağıya tüm hepsine minnettar olduğumuzu söylüyorum. Rakamlarımız dünyadaki diğer emsal ülkelere oranla çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki ülkemiz bu pandemiye 2012'de denk gelseydi belki daha farklı neticeleri olurdu. Veya 2008'de denk gelseydi daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Vahap Bey, bilmiyorum yeterli oldu mu, bu kadar. Teşekkür ederim başkan. Her cevabın başımızın üstünde yeri var. Sağ olun. Vahap Bey de zor soru soruyor yani şimdi. Yok estağfurullah. Yok, benimki Recep'inkinden daha kolay benimki. Ama eyvallah. Vahap abi buyurun, de böyle başkan. Görmüş olmak da beni eyvallah. Mutlu etti. Sağ hakikaten. Ol başkan, çok teşekkür ederim. Allah'tan sağlık diliyorum Vahap Bey. Amin hepimiz. Tabii ki güven, Türkiye'ye duyulan güven. Geçmişten beri maalesef farklı gözlerle bakılan, hatta hasta adam olarak nitelendirilen bir Türkiye. Ve çok şükür geldiğimiz güne. Ben artık farklı şeylere takılıp kalmak da istemiyorum. Ben bundan sonrasına umutla bakmak istiyorum. Çünkü dünya ticaretinin birçoğunu elinde bulunduran Çin'e, eskisi gibi insanlar, diğer ülkeler nasıl bakacak? Eğer Çin'den bu şekilde manevi olarak bir uzaklaşma olursa Türkiye'nin kazancı ne olacak? Ben eminim ki Türkiye kazanacak bunda. Ve eminim ki yurt dışından yatırımcılar daha bir güvenle Türkiye'ye gelmeye başlayacaklardır. En azından Çin'in bu süreç içerisindeki dünyadan uzaklaşması bize yarayacağını umut ediyorum ben. İnşallah daha güzel günler bizim olacak diye düşünüyorum Vahap abi. Umarım cevap verebilmişimdir. Evet. Başkan sağ olun. Edirne'ye dönüyoruz. Evet. Vahap abiye teşekkür ediyorum bu sorusu için. Tabii ki ülkemize güveniyoruz. Yatırımcımıza güveniyoruz. İş insanımız yatırımlarına devam ederse biz bu krizi atlatırız. Kimseye de ihtiyacımız kalmaz. Yabancı yatırımcı da gelir. Ülke insanı yatırım yaparsa yabancılar da ülkemize yatırım yapacaklardır. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Mersin'e dönelim ama Mersin'e dönmeden Mersin Başkanımız, Ayhan Başkanımızın söylediği cümlelerin içerisinde bir satırı çekip çıkarmak istiyorum. Son dönemde Mersin'de özellikle endemik bitkilerle ilgili bir çalışmadan olduğunu bahsetti başkan. Bu çok önemli, zira şöyle Toroslar özellikle Hatay'dan Mersin Antalya'ya kadar dönen Toroslar belki endemik bitki çeşitliliği bütün Avrupa coğrafyasının endemik bitki çeşitliliğinden çok fazla. Ama buradaki endemik bitkiler her yıl
yetişiyor. Hazan mevsiminde de savrulup gidiyor. 1 trilyon dolarlık bir hacimden bahsediliyor ilaç endüstrisiyle ilgili. Endemik bitkilerin de birçoğu ilaç endüstrisinin ham maddesi oluyor. Ama bu konuyla ilgili Çukurova bölgesinde yeterli sayıda o endemik bitkilerden gerek yağ, gerek öz, ilaç ham maddesi çıkaracak herhangi bir çalışma bugüne kadar yapılmadı. Alanın 1 trilyon dolar olduğunu tekrar hatırlatıp o konuyla ilgili biraz daha detay vermesini isteyelim. Aynı zamanda da Vahap abinin sorusuna cevap isteyelim. Buyurun. Vahap abinin sorusuna yanıt verip tabii güven her şeyin başı. Ülkeye güven, iş arkadaşına güven, eşine güven. Güven olmazsa hiçbir şey olmuyor. Yani hareket edemiyorsunuz. Pandemi sürecinde güven, ben şöyle anladım Vahap abinin sorusunu. Açıklanan rakamlara güvenilseydi daha iyi önlemler alınabilirdi. İnsanlar ya da daha doğru bilgiler verilseydi, gerçek rakamlar açıklansaydı insanlar daha çok önlemlere uyacaklardı. Tabii dış ülkeler Türkiye'deki sisteme ne kadar güveniyor, ne kadar güvenmiyor bunu hepimiz dış basından izliyoruz. Güven vermemiz lazım. Şimdi Çin'e Sayın Adnan Bey Çin'le ilgili söyledi. Çin'den tabii bir uzaklaşma var şu anda bilhassa Avrupa'dan. Avrupa artık kendi bildiği yakın kontrol edebileceği coğrafyada yatırım yapmak istiyor. Bu da Mersin'in önüne çok şey Türkiye'nin önüne pardon aklımı fikrimi Mersin almış da kusura bakmayın. Türkiye'nin öyle olmalı zaten. Çok önemli bir fırsat getiriyor. Tabii şimdi biz bu yatırımcıyı da çekmek için o güven ortamını hem dış dünyaya hem Türkiye'ye vermemiz lazım. Bu son zamanlarda sertleşen bu siyaset belki iş adamlarımız pek söyleyemiyor ama ben söylemek istiyorum. İş dünyasını çok olumsuz etkiliyor. Endişelendiriyor. Yani siyaset niye bu kadar sertleşiyor? Türkiye'nin sorunları bir araya gelip uzlaşarak herkes konuşarak herkesin konuştuğu dinlenerek çözülemez mi? Çözülmez mi? Ben bunu dile getirmek istiyorum. Yani bu son zamanlarda çok aşırı sertleşen siyaset durulması lazım artık. Türkiye'yi kucaklamaları lazım. Artık Türkiye'yi yatıştırmaları lazım siyasetçilerin. Siyasetçilerden bunu bekliyoruz. Endemik bitkilerle ilgili de ben şu bilgiyi vereyim. Şimdi biz Mersin'de iki çalışmamız var endemik bitkilerle ilgili. Bir, tarım teknoparkı kuruluşu yapıyoruz. Burada da tabii bürokrasiye takıldık. 9 senedir neredeyse uğraşıyoruz bu tarım teknoparkını kurmak için. Birçok bürokraside, birçok noktada engelleniyor demeyeyim ama sekteye uğruyoruz. Şu anda sanıyorum ya Tarım Bakanlığı ya Sanayi Bakanlığı'nda bekliyor, imzada bekliyor. Şimdi Tarım Teknoparkı'nda bu konularla ilgili, tarımla ilgili ARGE çalışmaları yapacak firmalar. Kendi tohumumuzu, kendi ürettiğimiz ürünlerin kapasitesinin arttırılmasıyla ilgili, ürünlerimizden ne gibi ham maddeler üretebileceğiz gibi çalışmalar yapılacak. Bir ikinci yatırımımız gene bir özel sektör kesimiyle birlikte bir organize sanayi, ihtisas organize sanayi bölgesi kurduk. Altyapı ihalesini yaptık. Tarım ürünleri işleme ihtisas organize sanayi bölgesi. Burada da işte bu endemik bitkiler ve diğer endüstriyel bitkilerin üretimiyle ilgili ve bunların değerlendirilmesiyle ilgili yatırımlar yapılacaktır. Buradan da ben hepinize bilgi veriyorum. Dileyen arkadaşlarıma ayrıntılı bilgi gönderebiliriz bu konuda. Çok teşekkür ediyorum.
Musa Alioğlu, Ahmet Coşkun Aydın ve Kenan Sert hakkında ardı ardına soru sorma isteği var. Musa abi çok çabuk hemen soralım. Benim aslında bir katkıda bulunmak istiyorum. Çok kısa geçiyorum. Turizm istatistiklerine baktığımız zaman 2019 yılı içerisinde Edirne'den, daha doğrusu Bulgaristan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye çok fazla turist girdiğini görüyoruz. Bu rakamlara baktığımız zaman Sayın Edirne Başkanı'na şunu söylemek istiyorum ki, acaba diyorum insanların 6-7 bin kişi günde giriyor, ayda 200 bin kişi eder, senede 2 milyon kişi eder. Edirne için bir söz vardır, gidemediğin yer senin değildir. Bu anlamda baktığımız zaman Edirne'de hava ulaşımının gündeme gelmesi, yani pervaneli uçaklarla Bulgaristan ve İstanbul arası sefer yapan bir havacılık işletmesinin olmasını bir öneri olarak sunuyorum. Aynı şekilde Kocaeli Başkanı'na diyorum ki Cengiz Topel Havalimanı, ne yazık ki Türkiye'de bugün 50 tane kargo uçağımız var. Yani iyi bir rakam ama bu 50 kargo uçağını gereği gibi kullanamıyoruz. 6-7 bin tırın her gün Kapıkule'den çıktığını söylüyor başkan. Malın akşama sofraya ulaşması için uçakla, yani kargo taşımacılığına yönelmeli ve bu havalimanının canlandırılmasını. Antep'te böyle bir sıkıntı çekildiğini zannetmiyorum. Antep malını ulaştırıyor. Antep Havalimanı, en yakınında Urfa Havalimanı. Mersin'e sıra gelince, Mersin'de şöyle bir şey söyleyeceğim. Türkiye Müteahhitlik Derneği'nin verilerine baktığımız zaman 395 milyon dolarlık ihale yapan müteahhitlerimiz 3 kıtada, 30 ülkede 60'a yakın havalimanı inşa etmişler. Mersin Havalimanı'nın, Çukurova Havalimanı'nın 10 yıldır hala faaliyete geçememesi. Sayın Başkan yine de iyi niyetiyle dedi ki 2024 inşallah olur. Ben böyle düşünmeyi yanlış buluyorum. Hiç öyle düşünmeyiniz. Hakkınızı arayınız. Bu ülkede o müteahhit, o havalimanını yapacak çok müteahhitler var. Başka ülkelerde müteahhit arayacak halimiz yok. Çünkü bizde var. Bir kamuoyu baskısı, şehrin dinamikleri, kentin dinamikleri Mersin'i ön plana çıkarabilirdi. Mersin Havalimanı bugüne kadar çoktan bitmeliydi. Mersin'de üretilen malların deniz yoluyla değil, hava yoluyla daha hızlı ulaşabileceğine inanıyorum. Meseleye böyle bakarsak, yılda bilmem ne kadar milyar doları kaybettiğimizin hesabını yapmakla meşgul oluruz. O nedenle de kamuoyu baskısı, ticaret odası, sivil toplum kuruluşlarıyla Mersin Çukurova Havalimanı'nın bir an önce bitirilmesi, 2024 çok uzak bir süre diyorum. Saygılar sunuyorum hepsine. Bir cevap vermek isteyen olursa dinleriz tabii ki. Hoşçakalın. Çok, çok teşekkür ederim. Musa abinin söyledikleri sanıyorum değerlendirme olarak kaldı bir soru. Evet. Var mı başkanlar bir şey söyleyecek? Cengiz Topel'in... Edirne Başkanımız, buyurun. Ben Musa Bey'e teşekkür ediyorum. Edirne'de bir pervaneli uçaklarla alakalı bir pistimiz var. Onu aktive etmeye çalışıyoruz. Valilikle ortak çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu pisti aktive etmeye çalışıyoruz. Yani pervaneli uçakların bu piste inebilmesi konusunda. Onun dışında Çorlu Havalimanımız var. Edirne'ye bir saat mesafede. Buradan kargo uçakları da inebilir, yolcu uçakları da inebilir. Dolayısıyla Edirne-Ankara arasında uçuşlarımız var. Bu havalimanı da bizim Trakya bölgesi için çok önemli. Burayı aktive edip kullanmamız lazım. Ama Edirne'deki pistimiz pervaneli uçaklar için de müsait şu anda. Bunu valilikle Ticaret Sanayi Odası birlikte yaptığımız çalışmalarda devreye almayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl. Teşekkür ederim. Zeytinoğlu Başkanım. Kocaeli. Ben de Musa Bey'e teşekkür ediyorum. Cengiz Topel Havalimanı çalışır bir hava. Ancak pandemi öncesine kadar sadece bir tane ile servis vardı. O da haftada 3 gün. Biz buna çeşitli platformlarda, hatta odalar olarak, ilimizdeki odalar olarak biz de taşın altına elimizi koymak kaydı şartıyla başka illere de uçuş yapılsın istedik. Fakat bir türlü beceremedik. Bunun altında maalesef Sabiha Gökçen Havaalanımızın full kapasiteye geçip yatıyor. O full kapasiteye geçmeden biz de burada çalışma imkanı sağlanmayacak. Çünkü çok yakınız. Bizim havaalanı aslında Kocaeli'nden çok Sakarya ve Düzce'ye de yakın. Dolayısıyla o illerin de bizle beraber hareket ediyorlar. Maalesef Sabiha Gökçen'e çok yakın olduğumuz için oranın dolmadan bize bu fırsatı vereceklerini maalesef görmüyoruz. Doğru.
Mehmet Bey, ben de bir cevap vermek istiyorum. Musa Bey konuşmasında Gaziantep'in bu konuda üretilen malların hızla ulaştırılması konusunda herhangi bir sorunun olmadığını düşündüğünü söylediler. Evet, görünen o. Ancak şu var. Ben Gaziantep'te üretmiş olduğum malı limana ulaştırırken 350 kilometre ilerideki Mersin limanına ulaştırmak durumunda kalıyorum. Ve Mersin limanı hakikaten şu anda kapasitesini çok zorlar şekilde çalışır durumda. Ve biliyorsunuz ki Gaziantep aslında Türkiye'nin en büyük OSB'sine sahip olan bir il. Yaklaşık 43 milyon 750 bin metrekarelik alanıyla Gaziantep Türkiye'nin en büyük organize sanayisine sahip, ancak şu anda yatırım yapacak olanlar için de ızdırap halini almış durumda. Çünkü yeni yatırım yeri üretme konusunda zorlanmaya başladık. Biz Gaziantep'in bir çılgın projesi var. Gaziantep ile Kilis arasında yer alan yaklaşık 45 milyon metrekarelik bir alanın OSB yapmak üzere çalışmalarımıza başladık ki yakın zamanda bunun 13 milyon metrekaresini de OSB olarak da kazandırmış olacağız. Ancak bu yapılan bölgeyle İskenderun limanının arasına açılacak bir yol var. Yaklaşık bu yeni açılacak OSB ve İskenderun limanının arası 87 kilometreye düşüyor. Yani bu yolla beraber Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve bu bölge olduğu gibi İskenderun limanına bağlanmış olacak ve demir yoluyla da bağlanmış olacak. İşte böylelikle Gaziantep'te ve bizim doğuda üretilen malların limana hızla ulaştırılması sağlanmış olacak. Bu çılgın projeyi biz hükümet nezdinde takip ediyoruz. Karayollarında programına alınmış durumda. İnşallah yakın zamanda biz bu projemiz gerçekleştiği zaman eminim ki üreten Türkiye'nin gücüne güç katmış olacağız. Bilgi olarak okay. Vermek istedim. Teşekkür ederim. Çok kısa Mersin Başkanı. Evet. Söyleyeceğim bir şey var. Musa Bey, buyurun başkanım. Şimdi Çukurova Havalimanı için tabii biz çok mücadele ettik. Bizzat Cumhurbaşkanı'yla da görüştük. 600-700 kişinin önünde hatta Cumhurbaşkanı'yla bir diyalogumuz da oldu bu konuda. Bizim şimdi Maliye ve Hazine Bakanı olan Sayın Lütfü Elvan Mersin milletvekilimizdi, bakandı. Onunla birlikte çok uğraştık. Bütün Mersin uğraştı. Hatta lobiler yaptık. Artık halk öyle bir şeye geldi ki Mersin cezalandırılıyor lafları bile söylendi Mersin'de. Yani ortalık çok karışacak şekilde çok şeyler oldu. Ama buna rağmen bu kadar gecikti. Şimdi yeni ihalesi yapıldı. İhaleyi alan firma da bizim Çerkezköy Ticaret Sanayi Odası, o da başkanının dahil olduğu bir konsorsiyum aldı. Bir sözleşme yapıldı. Görüştüğüme göre 2023'ün sonuna doğru biz bitireceğiz burayı diyor. Ben 2024 dedim ama yani her ihtimale karşı 2023'te bitmese bile 2024'de de razıyız biz diye konuştum. Şimdi bu Çukurova Havalimanı bizim bu bölgenin en büyük eksikliği şu, uluslararası uçuşlar yok. Adana Havalimanı var, ufak bir havalimanı. Uluslararası uçuşlara pek uygun değil. Aslında Adanalılar biraz geri durdu bu Çukurova Havalimanı için. İki şehir içinde yapılıyordu. Adana'ya daha yakın ama Mersin sınırlarında olduğu için ne yazık ki başlarda Adanalılar Mersinliler arasında bir böyle çekişme oluyor. Ondan dolayı biraz geri durdular onlar. Onların geri durması sadece bizim uğraşmamızla bu hale gelebildi. Halbuki hem Adana'ya hem Mersin'e, hatta bölgemize Gaziantep'e de Hatay'a da Kahramanmaraş'a da çok büyük yararlar sağlayacak bir havalimanıdır. Ama biteceğini umut ediyoruz. Yani inşallah biter demedim ben de, biteceğini umut ediyorum dedim. Şeyle evet. İlgili bir soru daha vardı. Var mıydı başka bir sorunuz? Yok başkanım. Havalar.
Hastanedir. Tamam. Ahmet Coşkun Aydın, Ahmet abi burada mısın? Buradayım, buradayım. Duyabiliyor musunuz? Mehmet Başkanım son 10 dakika. Tamam. Öncelikle bütün başkanlarımıza sonsuz teşekkürler. Bize güzel bir ekonomi turu yaptırdılar. Fikir jimnastiği oldu. Ben bir minik öneri, bir de katkıda bulunmak istiyorum. Çok kısa. Önerim Mersin başkanımıza, Kızıltan'a yönelik. Şimdi biz Avrupa'da zehir saçan tarım koruma ilaçlarını yıllardan bu yana Türkiye bir kobay gibi görülüyor ve onlardaki üretim içeride kullanılmayı Türkiye'ye yollanılıyor. Şimdi Sayın Başkan dedi ki yasak olan bazı mallar veya ilaçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunların tespit edilip bakanlıklara, Tarım Orman Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na bildirilmesi gerekli ki bundan sonraki benzer olayları yaşamayalım. Acaba Sayın Başkan bu konuda bir adım atmayı düşünür mü veya atılmış mıdır? Teşekkür ediyorum. Tabii ki bu konuda çok adımlar atıldı. Ama ne yazık ki çiftçi ve ziraatçı ilaç bayileri, özellikle çiftçi denetlenemiyor, bilinçlendirilemiyor. Yani bazı çiftçiler bile bile gidip kullanıyor. İşte biz şunu istiyoruz. Tarım Bakanlığı bir bilinçlendirme ve izleme sistemi kurması lazım. Kim hangi ilacı kullandı, hangi bayiden aldı, ne kadar kullandı? Ben ihracatçıyım, ürünü topladım. O üründe bir şey çıktığı zaman, arıza çıktığı zaman geriye doğru son noktaya kadar takibinin yapılması lazım. Böyle bir sistemin kurulması lazım. Ya bu konuda da biz tabii çok çalışmalar yapıyoruz ama neticede Tarım Bakanlığı'nın bu sistemi oluşturması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Şener Meral, aslında Türkiye Ekonomi Konuşuyor programının düzenlenmesinde en büyük emekleri olan arkadaşlarımızdan, sekreteryasını yapan temsilcimizden biri beni uyardı. 5 dakikamız var. Bu 5 dakikanın içerisinde bir de Amerika'ya bağlanmak istiyorum. Çünkü böyle güzel bir imkan sağlıyor. Türkiye'nin içerisindeyiz ama Bursa temsilcimiz, Ekonomi Gazeteciler Derneği Bursa temsilcisi Kenan Sertap da şu anda Amerika'da. Çok da güzel bir iklimde sanırım. Var mı sorun ya da selam mı göndermek istersin bize? Sesin açık değil. Kenan abi sesin açık değil. Kenan abi sesle bir problem var. Sadece el salla o zaman. Ha tamam geliyor. Sesim buyurun. Geliyor mu? Evet geliyor. Dinliyoruz. Şu anda geliyor. Peki. Miami'den selamlar. Dediğin gibi sıcak bir iklimde, sıcak bir bölgedeyim. Ben burada Mersin'de. Yerel... evet. Şimdi Ticaret ve Sanayi Odalarının ciddi bütçeleri var. Ve bu bütçeler kanunla belirlenmiş şekilde kullanılıyor. Elbette bunu bilen birisi olarak şunu sormak istiyorum. Üyelerinden aldığı bu kaynağı üyelerinin darda olduğu günlerde kullanma imkanları, planları var mı? Covid nedeniyle sıkışıklığa düşen üyelerine tekrar bu kaynağı yönlendirme gibi bir planları olabiliyor mu? Çünkü bunu burada izlediklerim neticesinde söylüyorum. Türkiye'de maalesef hep merkezi yönetimden kredi, destek vesaire bekleniyor. Oysa mesela Suriye'ye yardımda lokal olarak bölgesel çalışmalar yapıp tırlar dolusu yardımlar toplandı. Neden lokal çalışmaları Türkiye'de yapmıyoruz? Bu hafta burada yerel ticaret odası Miami'nin, hatta bir bölgesinin ticaret odası oradaki üyelerini gezerek $3,500'lık çek kendilerine takdim etti. Hem de ziyaret ederek. Dolayısıyla niçin böyle bir çalışma Türkiye'de düşünülmez? Böyle bir imkan var mıdır? Sayın Başkanlara bunu sormak isterim efendim.
Teşekkür ederim. Sanki bu sorunun muhatabı Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklı oldu diye tahmin ediyorum. Belki önümüzdeki Mehmet Bey, ben de kısaca bir cevap vermek istedim. Tabii buyurun. Şimdi bizim çatı örgütümüz Odalar Birliği, tabii ki siz de söylediğiniz Odalar Birliği vasıtasıyla son iki krizde kredi garanti fonunu kullandırarak aslında odaların kendilerinin kaynaklarını bankada rehin tutarak üyelerimize ciddi manada destek olmaya da devam ediyor. Bu yeterli midir? Yetersiz midir? Tabii ki tartışılabilir ama buradan hakikaten Odalar Birliği camiası olarak üyelerimize bu dar dönemde çok ciddi destekler verdiğimizi belirtmek isterim. Hemen az önceki soruya da bir Ahmet Bey'in söylediği soruna da şöyle cevap vermek istiyorum. Bu tarımsal ilaçlamayla ilgili. Bakın biz çok ciddi bir ticari partnerimiz olan Avrupa Birliği'ne tarımsal ürünler hepsi şey olmamasına rağmen, gümrük birliğinin içerisinde olmamasına rağmen ürün gönderiyoruz. Buradaki sıkıntı tabii ki bakanlık birçok şey yapabilir, çiftçilerimizi uyarabilir ama işin altında az önce de söylediğim gibi tam üyelik veya gümrük birliğinin güncellenmesi ve yatırımlar yatıyor. Ben tekrar buna dikkat ettim. Teşekkür ederim. Burada ciddi bir fırsat başkanım, olduğunu dile getirmek istiyorum. Ben son toparlamayı Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanımız Celal Toprak'ın yapıp ve programı bitirmesini talep ediyorum. Eğer kendi de uygun görürse. Estağfurullah. Ben tekrar başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şener ve size Mehmet Bey. Bu organizasyonu yaptığınız için teşekkür ediyorum. Katılan arkadaşlarımıza 2 saat boyunca bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki toplantımız gelecek cumartesi yine 16-18 arası. Sevgili başkanlar da dahil bütün ekibi orada görmek istiyorum. Diğer başkanları dinlemek de keyifli olabilir. Örneğin Edirne belki işte ne bileyim Tekirdağ dinlemekten. Ya da Kocaeli, Bursa'yı dinlemekten keyif alabilir. Ya da Adana Sanayi Odası ya da Ticaret Odası Başkanı'nı dinlemeyi çok arzu ederim. Tamam. Haftaya mutlaka o zaman başkanım Adana olacak ve sizi de bizim tarafta yani soru soranlar tarafında görmek isteriz. Tamam. Tabii onlar konuşsunlar. Siz de bizim adımıza, bizim yanımızda. EGD ailesinin bir ferdi olarak soru soranlar arasında olabilirsiniz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Tam 10 saat 18. Biz 16-18 arası demiştik. Zamanında başladığımız gibi zamanında da bitirelim. Ben tekrar Ayhan Bey'e, Adnan Bey'e ve Recep Bey'e, diğer taraftan diğer başkanımıza, Mersin başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim iyi ki varsınız. Biraz böyle bir hasret giderdik ama değil mi? Yani birbirimizle hasbihal ettik. Uzun süredir görüşmüyorduk. Böyle biraz sohbetimiz oldu. Ayhan Bey espriler yaptı, Ayhan Kızıltan. Ayhan Zeytinoğlu'na zor sorular sordunuz. Adnan Bey Antep'i, Gaziantep'i anlattı. Ona tekrar buradan geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Recep Bey de bir sınır kentimizden bütün o bölgedeki gelişmeleri paylaştı bizimle. Soruların hepsine yanıt alamamış olabilirsiniz ama bu son toplantımız değil biliyorsunuz. Bundan sonra da devam edeceğiz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın efendim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle temsilci arkadaşlarıma hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Başkanlarım çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıkta kalın. Sağ olun. Başkanım çok teşekkürler. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Evet. Sağlıklı günler diliyoruz. Sağlıkla, mutlu günler. Arkadaşlar sorularınızı yazılı olarak da geçebilirsiniz. Başkanlara iletiriz. Yani bunu da söylemeyi unuttum. Bu arada cumartesi, önümüzdeki cumartesi 18'de yine hep birlikte olalım inşallah. Sağlıkla kalın. Sağ olasınız başkanım. Hürmetler. Gel kapa bunu.